Cooplay arkadaşlar ne yapacağız? Haftanın oyun gündemini değerlendireceğiz. Pixopat ekranlarındasınız ve birazdan başlıyoruz. Bugün haberlerimiz var. Enteresan haberlerimiz var. Her zaman olduğu gibi. Titanfall'un geliştiricisinden yeni bir oyun geldi. Çat diye geldi hem de. Ondan bahsedeceğiz. Bir anda dursun. Efendim bu konsolların hizmet taraflarında enteresan haberler var. PlayStation tarafında var, Nintendo tarafında var, Xbox tarafında var. Enteresan şeyler var. Looter shooter alanında bilinen, beklenen, arzulanan oyun The Division 2 ile ilgili haberimiz var. <laughs> Çok Betası tarafsız. geliyor. Son derece tarafsızım. Son derece tarafsız bir şekilde bayılıyorum oyuna. <laughs> Efendim, eee eksklüzivite haberlerimiz var. Onlardan da bahsedeceğiz. Başka bakıyorum, bakıyorum ve bir tartışmalı olayımız var tabii. Bu hafta gelene. Halile, tartışmasız ee, olmaz. Ne diyelim, damgasını vurdu. Ee, Metro Exodus ile ilgili haberimiz var. Ondan da bahsedeceğiz. Birazdan başlayacağız. Bugün ayın kaçıydı desem Gül bana yardımcı olabilir miyim diye düşünüyorum. Bugün ayın beşiydi. Bugün ayın beşiydi. Hı hı. 5 Şubat 2019'du ve co play Hala öyle. başlamak üzereydi arkadaşlar. Buyurun. Cooplay'den herkese merhaba efendim. Buyurun buyursunlar. Pixopat ekranlarındasınız ve bir kez daha ifade edeceğim üzere haftanın oyun gündemini değerlendirmek üzere ben Deniz Gürkan, ben Deniz Gül ile birliktesiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler nasıl? Ne yaptınız? Gülcüm Nasılsın yavrum? İyiyim yavrum. Bir saniye. Ritüeli gerçekleştirebilir Şunu çevirmem miyiz? gerekiyor öncelikle. Müsaade buyurur musun? Hilbet. Evet. Çötanza. Gençler. Keyifler nasıl? Oyun yok falan dedik böyle bir kuraklık var dedik. Birdenbire oynayacak bir sürü şey karşımıza çıkmaya öyle. başladı diye. Düşünüyorum. En azından muhabbetini yapacağımız bir sürü şey var, var. Olmam. diye. Olmam düşünüyorum. Ama. Mesela karanlıkların ardından usulca çıka gelen ne oluyor ya? <laughs> Niye öyle geliyor ya? Öyle Dark geliyor Dark. abi ne bileyim ya. <laughs> <laughs> Wind Duck'ını bilmem de efendim bu bizim şey videosunda, tanıtım videosunda da, Apex tanıtım videosunda <laughs> da ifade ettiğim gibi perdenin arkasından usulca çıkıveren Batman gibi ortaya çıkan Apex Legends oyunu. Efendim nedir bu oyun? İlk haberimiz bu. Nedir Gülcüm bu oyun? Battle Royale. Bir yeni bir Battle Royale. Bir, yeni bir Battle Royale oyunu. Çok ama, ihtiyacımız vardı. Yani ihtiyacımız yoktu ama ihtiyacımız olmadığını fark <laughs> etmediğimiz şekilde iyi bir şekilde geldi yani. Batman göndermesiyle devam edebilir miyiz o zaman? İhtiyacımız olan değil Bilmiyorum ama abi, onu bir türlü öğrenemedim. Sahip olduğumuz ne, ne diyeceğiz? Öyle mi diyeceğiz yani? Apex Legends arkadaşlar. Titanfall'un yapımcısı Respawn Entertainment'tan geliyor. Respawn'un 2 yıldır üzerinde çalıştığı bir oyunmuş bu. Öyleymiş, öyle diyorlar. Öyleymiş. Etrafına tartışmalar falan döndü. Hı hı. Birazdan gireceğiz ona tabii. Bugün ne salı pazar günüydü yanılmıyorsam. Duyurdular. E, duyurdular yarın kim, bir şey kim çıkaracağız duyurdu? diye. Vint Zampella duyurdu. Hı hı. Dedi ki beni seviyorsanız dedi. E, seviyorsanız en azından beni seviyorsanız, beni seviyorsanız bir bakı verin dedi. Twitch kanalının adresini verdi. Hı hı. Twitch kanalından efendim Yarın e, şu saatte dedi yayınlanacak hı hı. dedi. Başladı etmeye başlayacağız sonra da açıklayacağız dedi. E, dün saat 7'de başladı Twitch kanalında yayın. Ve ufak ufak işte efendim ufak klipler klipler girmeye hı hı. başladı. Sonra oyunu tanıttılar. İşin güzel tarafı, enteresan tarafı şu, ee, oyun çat diye oynanabilir şekilde açıldı. Hatta, PC'de, konsollarda. Hatta oynanabilir bile değil yani. Baya, hani son oyun hali. Oyun bitmiş. Çıktı yani. bitmiş, hali, bitmiş haliyle çıktı. Öyle access falan gibi bir durum yok. yok. Erkekler için şey gibi yok. bir durum hı hı. yok yani. Baya chat diye bitirdik oyunu çıkardık dediler. Oynayabilirsiniz Acı dediler. Acı bedave. Oyun free to play. Hı hı. E, oyunun monetizasyon sistemlerine falan birazdan geleceğiz zaten. E, ben hemen şu bilgiyle muhabbeti açayım o zaman. 8 saat e, e, doğru mu söylüyorum? Tabii 8 saat içerisinde 1 milyon oyuncu sayısına ulaşmış oyun. Vay. 8 saat içerisinde. E, çok cilalanmış, gayet çalışılmış, Hı -hı. edilmiş bir oyun gibi görünüyor. Oyun Titanfall evreninde geçiyormuş. Bu şekilde pazarlamıyorlar ama sorulduğu zaman geçiyor diyorlar. Hatta e, şey de vardı. Bir sonraki haberin içinde var. 30 yıl sonra Titanfall 2'den 30 yıl sonra 30 mu? 20 evet. diye duymuştum. 30'muş. Olur, o da olur. Bu Frontier savaşları bilmem neler bitmiş falan filan böyle bir dönemde geçen Hı -hı. bir oyunmuş bu. E, Titanfall geliştiricisi deyince Titanfall evreninde geçiyor falan deyince insanların aklına elbette şey geliyor. Titan'lar var mı bu mi? Battle Royale var oyununda? Mi? veya işte duvarda yürüme hı hı. zıplama Attract otlama var mı falan var mı? diye bunlar yok oyunda ee, ve bu duyulunca böyle bir hayal kırıklığı oluyor sanki oyuncularda direkt ee, Titanfall'un ayırıcı özellikleri de onlar falan gibi herhalde evet böyle bir şey oluyor herhalde onlardan da bahsederiz ee, dediğim gibi şu anda konsollarda var bu hı hı. oyun ee, PC'de var bedava indirip oynayabiliyorsunuz teknik olarak da son derece akıcı bir oyun 60 FPS yani konsollarda falan da sistem ihtiyaçları falan <laughs> düşükmüş buyurun kısaca özetleyecek olursak diğer Battle Royale'lerden farkı ne ya da benzerlikleri ne diye böyle bir şey evet. edecek olursak bir kere bunda şu anda en azından bilmiyorum ileride olacak mı solo oyun modu yok. 3 kişilik ekipler var. 3 kişilik ekiplerde oynuyorsunuz. Kendi ekibiniz varsa getirin yoksa biz size ayarlarız şeklinde Öyle. yaklaşıyorlar. Onun ee, güzel bir tarafı ha. var ondan hemen bir ha, bahsedeyim ha, yani. Olur. Eğer sen tanımadığın oyuncularla oynuyorsan oyunun içerisinde çok güzel bir şey sistemi koymuşlar. İletişim sistemi. İletişim sistemi koymuşlar. Oyunun içerisinde mesela gitmek istediğin yere işte R 1'e bastığın zaman şuraya gidelim diye senin oynadığın evet, evet. karakterin sesiyle Çok ayrıntılı. mesaj veriliyor. Bu arada başlığı değiştirebilir misin? Çok hemen üzülüyorum. değiştireyim. Tabii yani hemen onun değiştireyim. dışında ne gibi şeyler var mesela iletişim özelliklerini Gürkan'ın bıraktığı yerden devralayım. Mesela bir yerde loot düşmüş. Oraya diyorsun ki aa bak burada loot var gelip alabilirsiniz. Ya da işte benim mermiye ihtiyacım var. Işte sağlığa Hı -hı. ihtiyacım var. Yardım edin. Şu tarafa gidelim. İşte aşağı atlarken şuraya gidelim diye biri seçiyor zaten falan. Böyle böyle bir sürü şey yapılabiliyor. Güzel taktik avantajlar da sağlayabiliyor. R1'e iki kere bastığın zaman burada düşman var diyebiliyorsun. Düşmanın gözüktü son yerde kalıyor o pin. Hmm, Mesela kaçabiliyor iyiymiş. bir yere gidebiliyor falan. Sen oraları araştırmaya Şeyle başlıyorsun. Şeyde gösteriyor mu acaba bir... onu? Şimdi oraya gelmeden önce onu geçeyim. Ee, şu anda 8 tane karakter var. Bunlara legend diyorlar galiba karakterlere. Evet. Hepsi 2 tanesi kapalı, 6 tanesi açık vaziyette. Evet. Ee, o kapalı olanları oyuncu parayla ya da gerçek parayla satın alabiliyorsunuz. Gerçek parayla satın alınan başka bir parayla yani. Altın mı altın klasik olur ya. Evet yani evet. O, motizasyon sistemi genelde bunun aynen üzerine. Aynen öyle. Ee, bütün karakterler tipleri de değişik. Ondan sonra hepsinin farklı özellikleri de var. Farklı klaslar yani. Hem klaslar hem karakterler olarak Hı -hı. farklılar. Hı -hı. Bunlardan bir tanesini seçip dalıyorsunuz oyuna. Ve bir grubun içinde o üç kişilik ekibin içinde her her tanesi, her karakterden sadece bir tane olabiliyor. Evet aynen öyle. Dolayısıyla bir şey böyle kendi içinde dinamikler işte uyumlar yakalamak Aydınlaman falan lazım. Solo oynamaya pek şey yapmıyor, teşvik etmiyor seni yani. Hı hı. Ekip halinde oynayacaksın. Ona teşvik ediyor. Ee, hı. Valla şöyle e, diyelim yani oyun nasıl bir oyun diyecek olursak özetlemek e, adına yani. Tamam verdik bilgileri ama e, Titanfall'un gunplay'ine sahip hı hı. E, o silah e, oynanışına falan e, almış onu almış. O toklukta yani. O toklukta yani vuruş hissi iyi yani klasik. Ha, o o nasıl bir şeydir derseniz hafif Call of Duty var bir oynamacı zaten o ki biliyorsunuz yani Respawn Entertainment yani bu oyunu yapanlar. Modern Warfare ve Modern Warfare 2'yi e, yapan esas Call of Duty'ciler yani hı hı. öyle diyeyim. Ee, o şey gameplay oradan alınmış iyi bir gameplay var. Buna işte böyle Overwatch var işte e, kahraman ve evet. e, sınıf veya tabanlı bir oynanış eklenmiş güzel. Bunun üzerine de ekip oynanışı boca edilmiş. Ee, buna yönlendiriyor oyun seni. Titanfall'a göre daha çizgi e, roman romanvari efendim görselleri daha var biraz daha belki. daha renkli bir görüntüsü falan var böyle bir oyun yani iyi bir iyi bir oyun izlenimi verdi bana Bence burada bakışta. şey de olabilir yani hani diğer Battle Royale'ler arasından sıyrılma mevzusunda mesela normalde diğer diğer Battle Royale'lerde düştüğün zaman oyun senin için bitiyor Hı -hı. burada takım arkadaşların seni yeniden kaldırma ihtimali olabiliyor falan gibi böyle Aynı. canlandırma ihtimali bu mesela enteresan bir dinamik katmış böylece sen hani eh tamam çıkıyorum falan yapmıyorsun Aynı devam öyle. ediyorsun izlemeye. Monetizasyondan bahsettim mi ben buradan görsel alarken yoksa hemen bir bahsedelim mi Çok Üstünden ufak geçelim. geçtik istersen bahsedebilir Şöyle bir durum var adamlarda aslında nasıl bir e, para e, e, yani bu iş modelinin daha doğrusu ne olacağını çok dürüst bir şekilde çat diye söylüyorlar Hı -hı. çıkıyorlar bunu sahiplenerek söylüyorlar yani. Hatta böyle bütün olarak her şey bitmiş şekilde çıkmalarının sebeplerinden birinde de bu olarak o, gösteriyorlar. Aynen, aynen öyle e, loot box var bir kere bu oyunda loot Hı -hı. box var ama sadece kozmetik çıkıyor içinden overwatch gibi. Eee Kozmetikleri Fortnite'da olduğu gibi aynen ne alacağını görüp de para verip de Hı -hı. alabiliyorsun. Bu var. Ee, bir de bu iki tane şu anda kitli kahraman var. O kahramanları alabiliyorsun veya oyun içinde işte oynayarak Hı -hı. açabiliyorsun. Yaklaşık 30 saatlik bir süre içerisinde de duyduğum kadarıyla... iki, ha, iki karakteri de 30-40 saatlik bir sürede açabiliyormuşsun ha, diye duydum. Ee, monetizasyon sistemi bu. Dediğin gibi zaten... Ee, yani bunu duyduğumuz zaman hı hı. direkt böyle bir dikenler e, e, diken diken oluyor tüyler diken Hayır, diken EA oluyor tabi iyi var olunca. neticede işin içinde. Ee, Responda diyor ki biz e, insanları böyle 3 ay 5 ay ikna etmeye çalışacağımıza bakın abicim işte hı hı. lootbox var bilmem ne ama işte şöyle Öyle böyle gibi değil efendim falan. işte oyuncular bak oynadılar işte ilk izlenimleri şu falan falan. Hiç buralara girmeyelim dedik oyunu direkt çıkaralım. Hı hı. Oyuncular bu oyunu görsün, alsın, oynasın. Kendileri karar, versin. Kendileri karar versinler dedik. Ee, ücretsiz de oyun zaten. isteyen istediği şekilde direkt hı, indirip oynayabiliyor mantıklı. diye. Ee, gayet açık bir efendim şey var yani. O oynanışı etkileyecek bir monetizasyon durumu da yok. Ama bu boxlar mevzusunda biliyorsun e, Avrupa'da bazı ülkelerde de sıkıntı öyle. olmuştu. Kumar mı değil mi falan hı hı. diye. O mevzular bence hala duruyor. De onlar duruyor tabii. Yani e, o taraf öyle ama en azından oyuncu tarafından bakacak olursak oynanışı etkileyecek bir monetizasyon evet. yok. Oynanışı etkileyecek hı hı. diyebiliriz. Oyunun çok dengeli olmasına biz zaten uğraşıyoruz. Ee, daha güçlü karakter değil, daha farklı, farklı oynanışa sahip hı. karakterler diye biz tanımlıyoruz diyorlar karakterleri. O tarafı da öyle. Yani monetizasyon tarafı böyle. Oyun böyle gelelim oyunun etrafındaki tartışmalara. Hı hı. Şöyle bir tartışmalar var tabi Bu yayıldı. Eee işte Titanfall 3 oluyor muydu olmadı mı işte iptal edildi de mi Apex oldu evet. ne oldu ne bitti falan diye şimdi şundan bahsetmek lazım ben bir oyuncu olarak da burada Hı -hı. devreye gireyim yani arkadaşlar siz de yazın bu muhabbeti bitirince hemen chat'e döneceğiz sizin de söylediklerinize bakacağız Titanfall'u oynamadım ben biri 2'yi oynayıp e, bayılmış. bayıldım bir oyuncuyum birçok insan gibi nedense satmadı evet nedenleri işte bizim de kendimizce bulduğumuz nedenler Hı -hı. sebepler var işte Battlefield'da Call of Duty'nin arasına konmuş olması çok reklamın yapılmamış olması falan gibi bir sürü neden olduğu söylenebilir ee, ama Titanfall 2 çok ticari anlamda aman aman başarılı bir oyun olmadı ama çok e, hem eleştirmenler çok sevdi hem de oynayanlar çok, çok sevmişti. Sevdi. Bayılmıştı ve elbette Titanfall 3 geliyor mu muhabbeti sürekli dönüyordu. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. biz öğreniyoruz ki Titanfall 3 şu anda yapılmıyor. Yapılmıyormuş. Çünkü akla gelen sorulardan biri veya işte düşüncelerden biri şu olabiliyordu. Titanfall 3 acaba yapılırken ile arada da anlamı uğraşıyorlardı. Ya da işte eee iyi hani bastırdı buna mı çevirmek gibi. zorunda kaldılar. Öyle bir şey bir durum yok en azından. Yani Titanfall 3 yapılırken bu yapıldı. Ya, Arada öyle bir diye şey yok, bir şey yok. Evet. Titanfall 3 yapılmıyor. Hı -hı. Adamların söyledikleri şu. Biz Titanfall 3'e başladık, çalışıyorduk. Sonra iptal ettik. Apex'i öne aldık. Öne aldık. Yani Apex'i öne almak değil. Apex'e döndü Hı -hı. proje. Apex yapmaya başladık diye. Sonra Kotaku'dan işte bu Jason diye bir abimiz hı hı. var ya, Jason'dı galiba. Şey ha galiba. O şöyle bir efendim reporting böyle bir habercilik yapmış yani. Titanfall 3 iptal edilip o işte şeye döndü. Apex'e Apex e dönüştürüldü diye kesin bir dille yani hı hı. bir haber yapınca e, ortam bir kabardı tabii. Hani Oo, EA satın nasıl? aldı çünkü Respawn'u yakın zamanda biliyoruz. Ya yakın zamanda derken bir yıl falan, bir iki yıl oldu galiba. İkiden sonra aldılar değil mi? E tabii, aynen. 2'den sonra aldılar. Titanfall 2 çıktı, ondan sonra satın aldılar Respawn'u. Bak işte satın aldılar Respawn'u. Eee Titanfall 3'ü yaptırmadılar. Gittiler böyle Battle Royale, işte Hı -hı. işte e şeyli, loot boxlı. çoluk çocuk oyunu, loot boxlı oyun yaptırdılar falan diye. E, fakat e, kendisi de daha sonra tweet tweet e, şey yapmış. Deniyoruz akış. akış yapmış. Akışın altında kendisi de söylemiş. E EA daha e, respawn'u almadan önce Respawn Titanfall 3'ü e, iptal etmişler ha, ve Apex anladım. üzerinde çalışmaya başlamışlar. EA'in dahili falan yokmuş o sırada okay, yani. Anladım satın alma falan hı hı. gibi bir durum yokmuş. Apex yapılmaya başlanmış. Belli bir aşamaya gelmiş anlaşılan. Ondan sonra EA satın hı hı. almış. E, mesela şimdi sen içeriğine geçtiğin için diğer sayfaya Tabii. da geçiyorum. O tartışmalarla ilgiliydi buradaki haber. E, burada şey var mesela pardon tam bu kişinin şeyine bakayım ben. E, Respawn'un baş prodüktörlerinden bir tanesi hı hı. olan e, Drew McCoy şöyle bir hı şey hı. demiş mesela. Hani EA'yi gömmeyeyim ama biz... E, Bunların onların bizden beklediği oyun bu değildi. Ben gidip işte bir sürü yöneticiyle görüştüm. Hı -hı. Anlattım hani bak böyle böyle olacak falan filan diye. Hı -hı. Hani biz bir nevi dediği şey biz kendi istediğimiz oyunu yaptık yani. Onlar mı bekliyordu acaba gibi. Belki de. Yani ya şu... da belki başka özellikler Başka olsun bir şey bekliyorlar. Bek evet değil? yani. Evet. Ee, yani biz bu karar kendimiz verdik. Evet. Apex yapma kararını kendimiz Hı -hı. verdik. Hı -hı. E, diyorlar ve ben hatta şöyle de yorumladım. Apex'i görüp e, ikna olduktan sonra da belki respawn'u almaya karar vermiş de olabilirler. Bilmiyorum. Olabilir. Yani Çünkü Apex belli... Çok uygun. Nasıl? Yayı çok uygun bir Uy şeye. Evet aynen onların mantaliteye çok uygun bir oyun. İşte loot box'lı bilmem ne. Free to play. Ve onlar da arıyorlardı zaten. Battlefield 5 muhabbetinde dönüyordu hatırlarsan. Hı -hı. Battlefield 5'te evet şey olacak... Ee, ne o Bell Royale modu gelecek Hı -hı. ama biz onun dışında da başka böyle evet, ayrı doğru. tek başına efendim Bell Royale'ler üzerinde çalışıyoruz olacak öyle diye. Demek ki Apex'ten bahsediyorlar. şimdi tabii kafam karışıyor benim bu Titanfall 3 muhabbetiyle ilgili özellikle. Çünkü Respawn hani o kadar da yani büyük bir firma da Hı -hı. hani çok korkunç büyük bir firma değil yani tek bir Hı -hı. stüdyo sonuçta. Hı -hı. E bir taraftan bu adamlar Star Wars oyunda Öyleymiş, yapıyorlar. Yani evet. Titanfall 3 zaten Apex'i benim tahminim yapıp ufak bir ekibi bunun güncelleme şeylerini evet. işlerini falan bıraktılar. O, Şimdi game Star Wars şey, üzerine... hizmet olarak devam Aynen edecek. Aynen öyle. O. Star Wars üzerinde çalışmaya devam edecekler Hı -hı. gibi geliyor bana. EA'yı de ona uygun bir şekilde işte satın alımla birlikte bir kaynak sağlamıştır Respawn'a. Onlar ayrı bir ekip oluşturmuş Hı -hı. falan olabilir. dahi olabilir. Gibi geliyor. Ee, yani Respawn bence yani Apex'i ben gördükten sonra onu söyleyebilirim. Ee, şey olarak cila bakımından yani bizi seviyesinde falan olduklarını düşünüyorum şu anda bir şey daha sorayım çok uzatmayayım mevzuya ama Hı -hı. Ee, bunlar şimdi gene şeyi kullanmışlar galiba. Hmm. Aman oyun motoru. Şey Source mu diyorsun? Hı hı. Evet. Source mu kullanmışlar? E, Titanfall 1 ile 2 Source motoruydu. Ha bu galiba bu başka olabilir bilmiyorum. motoruyla mı? Frostbite'la mı yapılmış? Öyle bir şey sanki okudum ama yanılıyor olabilir. Hemen ben bir teyit edeyim onu. Teyit et onu. Onu diyecektim. Yani Frostbite'la yapıldıysa Antem'de o kadar sıkıntı görüyoruz. Bu kaymak gibi akıyor falan diyecektim ki. orada başka şeyler. Tabii farklı yani. Sonuçta diğer açık dünya bilmem ne de. Başka şeyler giriyor devreye. Hakikaten orada işte açık dünya olması, o motoru ne kadar başarılı kullanıyorsun, kullanamıyorsun, onlar falan devreye giriyor. Source ee, 2 dedi bu arada Bay Wolf. Ben source. Bu da source, Öyleymiş, source, evet, source bu da source değil mi? Öyleymiş. Evet source. Bu da source. Aynen öyle. Source 2 olması lazım. Ee, Valla şöyle diyelim, Half lifeın Half Life 2'nin yapıldığı oyun Hay motoru bu. Akınlamaz bir şey. Ya. Ee, Titanfall 2 de çok güzel gözüküyordu. Hı -hı yani şey var orada bir beceri var yani belki motorun işte eksikliklerini veya işte ne diyelim zorlandığı yerleri falan tespit edebilirsin belki hı hı. ama adamlar Onu çok öyle iyi kullanıyorlar ediliyor, öyle. ve çok rahat çalışıyor oyun motoru hı hı. yani bütün donanımlarda falan çok rahat çalışıyor böyle bir proje içinde bence ee, şey yani bayağı e, biçilmiş kaftan diyeyim öyle hı hı. bir öyle bir e, oyun motoru gibi geliyor. Yani özetle şu ben bu son e, muhabbeti de bir özetleyeyim ondan evet. sonra çete dönelim. Yani burada EA'ye kızacak bir durum yok. Evet EA hakikaten dediğim gibi tüyleri diken diken ediyor edebilir. Ben öyle de tweet attım yani respawn yapmış Y'yi batırmaz yani hı hı. inşallah bu işi diye. eee Nasıl da batırabilirler şu anda onu da bilmiyorum. Ee, Blizzard dedim yani Blizzard'ın e, bir nevi şeyi gibi diyelim mesela atıyorum Heroes of the Storm Hı -hı. gibi oturtma dair mesele, mesele de ben şey olarak değerlendiriyorum bunu böyle bir e, hizmet halde devam edebilecek yüksek cilalı güzel bir Battle Royale oyunu çıkardılar. Kendileri de bir yandan Star Wars'a devam ediyorlar gibi gözüküyor. O yüzden herhangi bir şeyi e, projelerini etkileyecek bir şey varmış gibi gözükmüyor Hı -hı. ama bir oyuncu tarafından bakınca da ben Titanfall 3'ü görmeyi çok istiyorum Hı -hı. elbette. Ne olacak? Ne bitecek? Ee, bilmiyorum. Yani mesela bu oyuna kızmayı anlamlandıramıyorum. Titanfall 3'ü bitirdi gibisinden çünkü evet. öyle bir şey yok, tepki öyle bir var yok. internette. Evet, evet. Öyle bir durum yok. şey ya yani... bugün bir tane tweet vardı ya sen de hatta bana yollar mısın hmm. dedin. Onda öyle bir muhabbet vardı arkadaşlar da diyorlar evet. şimdi. Hani oynadın mı? Yo oynamadım Titanfall ama neden böyle falan diye. Evet yani Titanfall al satın alsaydınız o zaman kim kim oynadı da bu oyunu? Çemkürü onu bilmiyorum yani. Ben şöyle bir mesaj var. Dediğim gibi işte Gülün dediği gibi. Ee, şuna benzer bir şey. Şöyle göstereyim, büyüteyim. Hah, şöyle yaparsam gözükecek galiba. <laughs> Bu olayı birazcık e, şey yapan bir şey yani. İnternet <laughs> şu anda şöyle diyor. A, Respawn efendim e, gizli gizlice böyle gizli saklı yeni oyun çıkardı. İyi tamam ama Titanfall 3 değil. Ee, ama çok güzel e, rekabetçi e, Ateş etmeli oyunlar shooterlar yapıyorlar ilgilenmiyor musun Hayır ben Titanfall 3 istiyorum e, Titanfall 2 oynadım hayır EA'den nefret ediyorum Gibi ya Böyle bir tavır oldu Anthem'da da vardı Şimdi Anthem olayına değineceğiz zaten programın içinde Ayrı mesele de hı hı. Ee, Yani Anthem nedir ne değildir Son bir demolardan sonra bir görüş bildireceğim Ben kendi adıma da Yani Burada da abi bir denemek lazım Mesela Angry Joe'da yani bayağı bir atladı Öyle diyeyim şey diye atladı yani ilk etapta ya Titanfall 3'te niye zıplama yok niye işte Titan yok bilmem ne falan hmm. diye yani bu oyunu kendi başına bir değerlendirip bence bir şans vermek <laughs> lazım ben oradan yaklaşmak istiyorum Battle Royale oyunu herkes sevecek diye El bir kural öyle. yok ama dünyanın çok e, e, ciddi bir oyuncuların ciddi bir kısmı seviyor bu oyunları artık kabullendim yani ben işte Battle Royale'leri var yani abi bu gözüm kapayınca yok olacak değil, değil. Battle Royale'ler var ve var. bu da bence benim gözlemlediğim gördüm ki ben takım bazlı oyunları çok seviyorum hı hı. E, bu iyi bir oyun yani şans verilebilecek bir oyun ...Battle Royale alanında. Hatta sen şey de demiştin yani... ...Fortnite'a ciddi bir rakip olabilir. Evet. Yani. Ona ne diyorsun? Olabilir. Çünkü daha hani renkli. Ee, ne var çünkü şimdi... ...çok öne çıkmış olan PUBG var ki hem daha karanlık hem daha şey yani karanlık. daha farklı. Karanlık derken daha renksiz bir oyun yani Fortnite'a kıyasla. Ee, artık daha militaristik, gerçekçi evet, takılıyor artık falan. Aktif işte Teknik optimizasyon problemleri var. var. E şeye bakıyoruz işte. E, Blackout'a bakıyoruz. Blackout. O paralı, para vermen gerekiyor ki çok evet. büyük bir engel yani. Öyle. Ram e Royale var. var, o pek o baya kartuni çizgi film var ama o pek e yükselmedi dediğin gibi anlamış, yani neden olduğunu bilmiyorum anlamış evet. değilim demin de neden bu, olduğunu bilmiyorum. Bakalım Tam nasıl olacak. Çok iyi oynanıyor diyorsun hiçbir sıkıntısı evet. yok şu anda. Yani bu geliştirmeye müsait e paralı Hı -hı. değil efendim. Yeni karakterler ekleyebilirsin, ayrı bir yerde durabilir. Hı -hı. Fortnite'tan ayrı bir yerde durabilir yani e ra direkt rakip olmanın da ötesinde ayrı bir yerde de durabilir Hı -hı. Evet. bu oyun. Ee, ve işte Blackout'un düştüğü şeyde düşmeden e, birinci yıl, ikinci yıl sezonlar bilmem ne falan öyle. geliştirmeye çok müsait olabilir. O yüzden ben fortniteta direkt rakip olabilecek şu anda çıkanlar içerisinde bir bu şeyi görüyorum gibi böyle bir iddiam var yani. Bakalım bu hocam, çok, görüyorum çok yani. yeni tabii yani o zaman içinde göreceğiz ya. Yani. Aynen öyle Apex ile ilgili muhabbetler bunlar. Gelelim çete. Efendim... Evet PUBG sizlerin... yavaş bir oyun diyor Rozmen'in bebeği. Doğru. Çok farklılaşıyorlar elbette. Mesela farklı oynanışta yani. o detaylara girmedim çok ama biraz daha oynadıktan sonra Hı -hı. belki bahsetmek lazım. İlk izlenim olarak e, bu oyun e, mesela bir blackout kadar süratli bir şey bir oyun da değil. Yani Twitch'i dediğimiz tarzda böyle refleksif bir oyun evet, da çay değil çay tam şey aslında. Değil Düşmanları öldürme süresi uzun. Onu oynarken de bahsetmiştim. Hı hı. E, ölürsen efendim kabrine gelebiliyorlar. Yani seni kaldırabiliyorlar. <laughs> e, öldüğün takdirde yeniden hayata gelebiliyorsun falan yani. O tip farklılıkları var. Daha böyle bir m, e, harita daha küçük, daha konsantre. Hı hı. ...farklılıkları var bu oyunun yani... ...PUBG'den farklı bir oyun... ...Fortnite'den evet. farklı bir oyun... ...Blackout'tan da farklı bir oyun aslında... ...ya tabii şey çok önemli bir faktör ya... ...her e, karakterin ayrı becerileri olması... ...halisesi... ...çünkü hı hı. ona göre böyle işte... ...kombolar falan yaratıp milleti... ...ağına düşürebilirsin yani... ...kim hı hı. bilir neler bulacaklar da... Hı hı. ...şimdi ben böyle chatte bakıyorum... ...görüldüğü üzere hı hı. tabii ki... iyi yani bir şey... ...bu haliyle... İyi ee, deyince e, tabii ki... ...hepinizde öyle bir Elbette. şey başlıyor... ...elbette bir tepki çekiyor... Ee, yani EA bu oyuna ne yapabilir onu bilmiyorum işte yani EA bu oyuna ne yapabilir şu aşamada böyle bir oyuna ne yapabilir bir ya fikrim çok yok. Çok net kurulmuş zaten şu anda evet yani. para kazanma şeyleri var. yolları ama bilmiyorum. Ee, rookie 88 demiş ki karakter satmak pay to win'e girer bence ben oynamam demiş onu görmek lazım ee, ben oynamadım çünkü bu açılabilir Hı -hı. iki karakteri Hı -hı. Oynanışı ne kadar etkiliyorlar işte OP mi efendim nedir ne dilir bilmiyorum. Ee, ama kendi iddiaları var en azından ben Respawn'a burada güven hakkımı kullanıyorum yani. Hı hı. Diyorlar ki e, o karakterler OP değil sadece farklı oynanışa sahipler diyorlar. Bir ikincisi oyun içinde açabiliyorsun dediğim gibi 10-15 evet. saat oynayarak bir karakteri açabiliyorsun. Şeylere baktık e, yayın öncesinde oynarken fiyat değerlendirmesi yaptık. Hı hı. Bir karakteri açmak 7 dolar gibi bir şey oluyor eğer parayla e, açayım Gerçekten dersen. Ayla. Dediğim gibi 12 bin civarına açılıyordu galiba biz de işte oynadık bir saat falan hı hı. dün de ben bir yarım saat hı hı. bir saat bakmıştım 1200 puan biriktirmiştim kredi diyeyim ya da 1200 hı hı. kredi biriktirmiştim 12 bine açılıyor bu. Evet. Yani. yani bir bu kadar da bir bu kadar e, da 10 kat kadar 10 saat daha falan oynarsan aha. birikirmiş gibi gözüküyor hı hı. en azından öyle e, söyleyeyim. Selçuk demiş ki ben oyunu denedim ve çok beğendim. Evet. Battle Royale çok güzel yenilikler getirmişler. Ayrıca Overwatch mekaniklerini de dahil etmeleri çok mantıklı olmuş. Üstün üstlük oyun bedava ve Source motorunun nimetlerinden iyi faydalanmışlar. Optimizasyon gayet iyi. Hı hı. Respawn çok güzel işler yapıyor. Kesinlikle. Titanfall 2 zaten çok güzel oyundu. Star Wars oyunda da iyi işler çıkacaklarını düşünmeye başladım. Umalım yani. İnşallah, i̇nşallah öyle olur inşallah yani. çıkarabilirler Ben mi? Bu bu arada bunların hepsine şey katılıyorum yani ha. bu arada. Hepsine katılıyorum. Acaba öyle ee... bir çakallık mı yaptı Respawn? Bu herifler Star Wars oyunu yaparken bizi kapatmasınlar diye böyle bir gelir kapısı açalım. Bizi bırakamasınlar, kapatamasınlar. Ya bu ya. Mantıklı ama çok mantıklı ya. Çok mantıklı. Çünkü bunlar mesela bildiğimiz kadarıyla şöyle bu oyunun yapımına PUBG'nin böyle popüler olmaya başladığı zamanlarda başlamışlar. Hmm, güzel. PUBG yeni yeni böyle efendim popüler olurken bu oyun yapımına başlamışlar. Öyle bir şirket bir şeyi çizmiş olabilirler. Olabilir. Yolu çizmiş olabilirler. Yani böyle tek kişilik hikaye modu olan efendim hafif de kompetitif ko şey, rekabetçi hı hı. modu olan FPS'ler tek başına belki çok tutunamıyor. Biz bu işte Titanfall yapıyoruz hı hı. ama ticari olarak da ortada başarız. Evet. Bu tarz bir e, servis hizmet oyununa yönelelim demiş olabilirler. ya yani Mantıklı olur bir... o Kaynak akarken bu arada biz de başka Aynen. şeylere Görebiliriz Aynen ee, öyle e, oyun motoru ile ilgili e, şeyden bahsedeyim İşte Source mu, Frostbite mi diye muhabbetini yaptık. E, Rosemary'nin bebeği demiş. Battlefront 2'nin motoru Frostbite mi bayağı iyi optimizasyonu var diye. Evet, Battlefront 2'de optimizasyon çok iyi, çok iyi. Fakat DICE yani o motoru çok iyi kullanmayı biliyor diye ben bir kanaat oluştu. Aynı öyle. E, Anthem'da gördükten sonra Frostbite'ın halini hı hı. veya başka şeylerde gördükten sonra ufak düşüşler var arkadaşlar evet, evet, bu. Arada. YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz. Yani kaydını izleyebilirsiniz hı hı. hatırlatayım ben onu. E, diğer firmaların kullanımını gördük sonra mass effect'te falan da yani. Eee Biover hı hı. pek kullanamamıştı. Dice sanıyorum iyi beceriyor Frostbite olayı. Öyle olayın. gözüküyor. Öyle gibi gözüküyor. Titan'lar yok dedik efendim. E, Titan'lar yok demişken Titanfall yani. Titanfall'u hakikaten pek kimse oynamadı. Şimdi biraz değere bindi herhalde. Aynen. Belki şimdi satar. Olabilir sonradan çok muhabbeti döndü çünkü Titanfall 2 iyi oyunu abi niye oynamadınız bilmem ne falan diye bizim işte Hasanlar falan bizim grupta mesela oyun çıktıktan 2-2,5 iki, iki yıl sonra Titanfall 2'yi satın alıp işte 6 dolara 7 dolara oynadılar yani. Ama ve yani beğendiler. şeyi falan da çok iyi hakikaten onun senaryo falan kısmı da çok iyi ya Titanfall 2'nin. <laughs> ee, öyle yani akılsız adam demiş ki hiç sarmıyor beni Battle Royale. E, ama bu adamların yaptığı oyuna her türlü şans veririm demiş. Hı hı. Dediğim gibi benim için mesela en öne çıkan tarafı ekip oyunu olmuş. Çok böyle tek başına falan takılmıyorsun. Ben sevmiyorum bu tip oyunlarda o kadar şeyi. Hı hı. Ekip e, takım oyunu falan daha çok seviyorum. E, öyle. E, var mı başka? E, başka var mı? Evet. E, başka bir şey e, herhalde bu kadar. Genel olarak böyle. Pekala geçelim o zaman. Bir sonraki habere geçelim. Tırın. Xbox Live. Xbox doğru mu Live. okuyorum? Aynen öyle. Ee, ama doğru okuyorsun ama tam öyle değil. Nasıl yani? Tam nasıl Şimdi yani? bu hafta içinde e, GDC var biliyorsunuz şeyde Mart'ın ortasında. Kısmetse biz de gideceğiz bakalım. E, orada GDC'nin işte şey... E, GDC nedir bu arada? Söyledin e, game? mi? Yok mi? Oyun ha. Geliştiricileri Konferansı. Her sene yapılıyor. Herkesler orada. Herkes orada. Herkesler orada. Aynen öyle. Değil mi? Tabii yani. canım. Biz Neil Druckmann'ı görmüştük. Evet. Uzaktan. Uzaktan. <laughs> yanından geçtim. Omuzum sürttü. <laughs> <Ama> sürttü mü? <laughs> şöyle bir evet o. Şöyle. A Neil. A Neil. 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 <laughs> oldu yani. saçlı Neil. Neil. <laughs> Neyse. E, işte bunların şeyi ne? E, programına işte akış programına GDC'nin bu Aha. oyun geliştiricileri konferansın bir şey girmiş ve buradan da millet ha ne oluyor demiş. O da şu. E, Microsoft'un e, bu şey Xbox Live konusunda cross platform ...la ilgili bir şeyler ile ilgili bir... E, ...mevzu. Şimdi şöyle... E, Anlamadım valla anlatıyorsun ama işte, hiç anlatacağım anlayamadım. Şimdi. Evet. şimdi şey var ya... Ne var? Şimdi hocam Xbox var. <laughs> evet tamam. Xbox Live var. <laughs> evet bildim. Bildin. Onun Switch'le... ...bir entegrasyonu, mobille bir entegrasyonu... ...olabileceğine dair bir takım muhabbetler... ...çıkmış. Fakat daha sonra olayın e, ee, işin aslında şöyle anlaşılmış. Hı. Ee, yani böyle söyleyince çünkü şey gibi oluyor. Oha Xbox Live oyunlarını Switch'te de mi oynayabileceğiz? Şö de mi öyle oynayabileceğiz? Öyle çıkmadı mı o haber değil mi? Xbox tabii Live Switch'e geliyor falan Aynen öyle. diye çıktı o haber. Ee, ama şöyle bir şeymiş daha ziyade. Neymiş hani, daha ziyade? E mesela senin Xbox Live hesabın var ve işte crossplay oynanan oyunlar var. Mesela Fortnite. Evet. Ben orada senin Rocket ex... League de galiba öyleydi değil mi en ee, son Minecraft da öyle Minecraft da öyle evet aynen ee, Ben orada senin mesela Xbox hesabında e, evet. Olan şeyleri görebileceğim Sen benim arkadaşımsın mesela Aha. İşte Gürkan ne kupalar almış Gürkan neler yapmış Falan filan gibi hadiseleri görebileceğim mevzu oymuş orada aldığım achievement'lar acaba Xbox Live'da falan da açılıyor Oo, mu acaba? Olabilir sanıyorum öyle bir şeye gidecek bu. Hı hı hı. E, tabii yani asıl akıllara gelen soru benim o en başta söylediğim şey. E, acaba Xbox oyunları hani şey üstünden oynayabilecek yok, mi? Yok zannetmiyorum. Şöyle ya. ki yani şu an öyle bir plan yok ama bunların bu streaming service hikayesi var ya X xCloud. Ha. Hani acaba oraya gidiyor mu bu işin yolu? Yani Switch'te bir uygulama yardımıyla Xbox oyunlarını stream edebilecek miyim? Soru işareti bu şu an öyle bir Soru şey yok işareti. yanlış anlaşılmasın. Hani ileride böyle bir şeye gidecekler mi bu streaming olayı oturunca? Buna e, Switch müsaade edeceğini pek i̇şte zannetmiyorum. Nintendo ile anlaşma. Switch'in için hani, Nintendo'nun e, özür dilerim. Peki şöyle düşün ee, Xbox'a özel oyunlar var. Evet. Onları mesela neden izin vermesinler? Hani her oyuna izin vermez belki de. Hayır ama şöyle bir şey var. Sen orada o, o hizmeti satıyorsun neticede. Benim platformum üzerinden satıyorsun ee, bu hizmeti. Okay. Ben payımı alırım e işte payı der. Ona yanaşırım ama bunlar şey mesela Dedim benzer mi? İnce benzer noktalar. ince noktalar. şöyle benzer bir olayı biz şeyde görmüştük. Ee, Steam'in Apple uygulamasında görmüştük benzer bir olayı. Hı -hı. Steam şey var ya neydi? Steam link ne diyorduk biz onun? In-home streaming. Ha. Streaming yapıyordun Hı -hı. işte Steam Link bilmem Hı -hı. ne uygulaması falan vardı. Kutu vardı ya Steam Link. Onun işte uygulama vari bir şekilde Apple'a çıkaracaktı Steam. Ki çıkardı da galiba ama sonra geri çektiler evet, öyle falan. Evet şey oldu. Çünkü Steam uygulamasından sen PC'ne bağlanıp yani diyelim bir şey var iPad'in var hı hı. oradan Steam uygulamasına girdin PC'ne bağlandın hı hı. stream ediyorsun PC hı hı. görüntünü oradaki Steam'in içinden oyun almana Apple müsaade etmedi mesela. Evet bir de zaten ortak oyunlar <laughs> çok pardon ortak oyunlar da var hani Steam'de satılan oyunların bir kısmı Apple'da da satılıyor. O, e, olabilir yani, şeyler yani. De var. E, kalkıp da benim platformum üzerinden sen kendi platformundan satış evet. yapma ya getirip iptal etti. Yani Hı. o açıdan o olur mu e çünkü emin değilim. Çünkü yani Apple açısından baktığın zaman hani onu biraz biliyoruz o yüzden söyleyeyim. Hani uygulama içi satın alım gibi bir şey oluyor ki adamlar normalde ondan pay alıyorlar yani. E tabii. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Ee, evet, peki bu bu da böyle bir haber böyle. geçelim Ubisoft Ubisoft ve Division 2 haberi <laughs> sen bize bir de o güzel grafiği bulursun hangi güzel grafiği o, o grafiği bulurum şöyle bir gireyim ben haberi ondan İyi. sonra o grafiği buluruz Ubisoft Division 2'nin özel betası private betası ile ilgili detayları açıkladı arkadaşlar ben şimdi birazdan o grafiği bulacağım ee, hemen önce Division 2 ile ilgili bilgileri falan ben Hı -hı. size bir vereyim gireyim o bilgileri ee, Division 2 ne zaman çıkıyor? 15, Mart. 15 Mart'ta çıkıyor. 12 Mart'ta da erken erişimi var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Ön sipariş eden veya işte bu Ultimate Gold Edition hı hı. bilmem ne falan alanlara 3 güne erken erişim veriyorlar. Ee, i̇lk oyundan 6-7 ay sonra geçiyor. Bunları böyle ufak bir özet geçeyim De değerli hı hı. Washington'da geçiyor bu sefer mevzu. Yaz aylarında Washington'da geçiyor. Başkent'te. Başkent'te geçiyor. Burada İlk oyundaki gibi olaylar yaşanmış bitmiş gibi bir durum yok aslında olaylar e, olmaya devam ederken sen oraya giriyorsun şunun gibi yani mesela işte ilk oyunda Eko falan görürdük olmuş bitmiş evet, o adam ölmüş Eko kişi falan sen onu sonradan görüyorsun gibi. Burada mesela ekodaki kişi gidip bulabiliyorsun gibi. Veya efendim işte hayatta kalanlar var onlar ufak böyle Walking Dead var işte ufak Hı -hı. kendilerine mekanlar yapmışlar. Orada takılırlarken sen onlara yardımcı oluyorsun. O mekanları geliştiriyorsun falan ve oradakiler seni, seni görüyorlar Hı -hı. sana tepki veriyorlar işte selam veriyorlar bilmem ne. Hatta e, belli kontrol noktaları var. Oraları ele geçirmeye çalışırken şeylerden factionlardan Hı -hı. E, kim varsa artık işte orada şeyler dinciler var işte Oo, efendim. Evet evet. evet Enteresan Gruplar başka. var. Ee, kimler vardı? Dinciler vardı. Ee, faşistler faşistler vardı. vardı. Bir bir grup daha vardı. vardı galiba. Onlar sanıyorum bu şey gibi. Division'ın 1.8 yamasında işte batı tarafı şey açılmıştı ya. Evet, liman tabii. tarafı. Evet, evet. Oradaki gibi yani sürekli spawn olanlar falan var. Ve belli yerleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Sen onları kontrol altına alırken işte flare gun atıp. Ee, senin o özgürleştirdiğin özgürleştirmek de enteresan oldu. Demokrasi götürdüğü falan. <gülüyor> <gülüyor> Mekanla o şeylerden ufak yerleşkelerden kendine destek çağırabiliyorsun <laughs> falan gibi oynanış şeyleri var. Daha zenginleştirmişler. Ee, böyle bir oyun Division 2 Geliyor ve bu sefer game'e biz çok kıymet veriyoruz. Oyun çıktığı anda game'i de içerik sahibi olacak. içerik olacak onu da oynayabileceksiniz İlkinde diyorlar. İlkinde çünkü öyle bir problem olmuştu. İnsanlar oynadılar oynadılar hızlı hızlı. Yapacak bir şey kalmadı. Tekrar tekrar aynı şeyler yapılıyordu. Sonra biraz daha arkadan geldi. O yüzden bırakan çok oldu oyunu falan. Aynen. Ama desteklemeye hep devam ettiler. O açıdan öyle bir şeyleri var yani. Ee, ne denir pozitif bir. Ona dikkat ediyorlar durumları yani. var ya. var yani Bayağı dikkat ediyorlar. Ee, oyunun tek kişilik tek kişilik demeyelim. Hikaye senaryo kısmı da e, 40 saat sürecekmiş. Evet öyleymiş. 40 saat var sürecekmiş. Kısaydı. Sanıyorum kısaydı. Aha. 25 saat falan 20-25 saat falandı gibi hatırlıyorum. Şimdi private beta ne San... zaman başlıyor neler private var? beta? Yarın ön yüklemeye açılacak. Evet. Perşembe günü de oynanabilir Hı -hı. olacak. Aynen öyle. Neler Ayın 11'ine kadar da devam edecek. Okey. Neler varmış private beta'da? Şuradan ben grafiği de açtım. Hı. Şimdi ana görevlerden iki tane görev Hı -hı. var. E, Grand Washington Hotel, Jefferson Trade Center var. İki tane görev. Şey diyorlardı. O olacak mı bilmiyorum. Biz işte gittik, oynadık Ubisoft'ta bilmem ne Hı -hı. falan diyordu basından insanlar. Evet. E, White House, işte Beyaz Saray. İlk oyunda Base of Operations var diye. Siz ne diye? Postane oradaki Hı -hı. ana operasyon üst, operasyon merkezi üst işte. falan. Burada Washington, şey Washington Beyaz diyor, White House Beyaz Saray olacakmış. O görev var mı burada bilmiyorum ama iki tane görev diyor Hı -hı. burada. İki tane e, bu campaign modundan görev var. Efendim açık dünyada dolaşıp da karşına çıkacak olaylar olabilecek. Betada nedir onlar? Beş tane e, yan görev. Hı hı. İşte bu kontrol noktası e, ele geçirme, aktivite evet, modları, özgürleştirme. özgürleştirme falan görevleri olacak açık dünyada. Bunlar var bir kere. Onun dışında dark zone var. Ki tamamen değişiyor Dark Zone olayı. 3 tane Dark Zone geliyor. İlk oyunda vardı bir tane. Burada 3 tane olacak Dark Zone. Dark Zone nedir diyecek olan belki aramızda bilmeyenler olabilir yani. Dark Zone oyunun PvP ve daha end game'e hitap eden kısmı Hı -hı. Ee, ben şimdi çok oldu senaryoyu bitirdiğim için division'da hatırlamıyorum. Senaryo devam ederken Dark Zone falan açık değildi galiba. Hatırlamıyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam end game'de açılıyordu. Yani burada da büyük ihtimalle Hı -hı. öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. PvP kısmı ve end game dediğim gibi ya hardcore yani daha böyle zor kısmı yani. o ee, belli bölgelerde oluyor. Burada 3 tane var ve uç 3 Dark Zone'dan bir tanesi oynanabilir olacak burada. Hı -hı. Onun dışında ee, böyle deathmatch falan tarzı pvp modları da olacak bu oyunda çıkar çıkmaz hı hı. onlar da konflik da ayrı haritalar olacak evet skirmish olarak konflik diyor galiba o galiba skirmish pvp modu da oynanabilir hı hı. olacak bitti mi hayır bitmedi <laughs> şu görmüş olduğunuz <laughs> end game content de var ee, invaded mission diye bir olay var bunu ilk oyunu oynayanlar bilecektir şunun gibi ...oynadığınız, e, yapmış olduğunuz... ...oyun içindeki görevleri tekrar oynayabiliyordunuz... ...ve bu size işte hı hı. XP kazandırıyor... işte ...gear loot kazandırıyor falan... ...burada bu görevleri invaded ismiyle... E, ...etiketlemişler... ...o da şöyle oluyor... ...oyun içerisinde işte bu saydığımız... E, ...fraksiyona sahip düşmanlarla... ...karşı oynuyorsun, evet. bu görevleri yapıyorsun ediyorsun... ...end game'de sen bu görevleri... ...tekrar oynamak istersen eğer... E, Yazık. ...task ne tasktı? Black task... Black task isimli yeni bir fraksiyon açılıyor. Bunlar ilk oyunun hunterları gibi oh. tamamen division ajanlarının antitezi bunlar. Hatta trailer'da da vardı. Şey diyordu işte hep ne kadar nerede görsen evet, zindirin evet. division onlar ajanlarını falan. Bu görevlerde bütün düşmanları yerine black task düşmanları geçiyor ve zorlaşıyor tabii Hı -hı. görevler. End game'de görev olacakmış Hı -hı. yani bir tane black task'ların olduğu. ve Specialization'larda açılacakmış. Nedir onlar da? E geldiğin zaman 3 tane. Daha sonra eklenebilirmiş. 3 tane hmm. daha eklenebilirmiş. Sniper, grenade launcher ve arbalet. E, tataryayı. Hı hı. O, üç tane var bunlar. Bunlardan birini seçiyorsun ve bunlarla oynamaya da başlıyorsun. Bunlar da açılacakmış. Yani bayağı özgüvenli bir şekilde bir beta Çok içeriği duyurmuşlar. Bakalım ne olacak. Biz de deneyeceğiz zaten. Ee, Burada direkt şey yapacağız. Aynen öyle. Mevzu edeceğiz Kesinlikle. kendisine. Buna bakacağız. Buyurun. Bir sonraki haberimiz. Bir saniye geçelim mi? Bir çete geçelim mi? Ona geçmeden var mı bir efendim feedback bir şey var mı? Ondan bir bahsedelim yani. bakıyorum ee, bakıyorum 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 bakıyorum. Mesela Alonso demiş ki "Division'ı kısa bir hikayesini anlatabilir misiniz?" demiş. Hemen böyle bir kısa bir gireyim o zaman. Div Division nedir, Hı -hı. ne değildir diye. Eee New York'ta başlayan bir salgın hastalık durumu var bu esasen. Black Friday zamanı. E, holiday işte bu hı hı. Ne o, yılbaşı mılbaşı gelirken falan. Paraların üstüne flu ne o işte şey. E, ne ne mikrobuydu ya? Neyse işte Unuttum. bir bir virüs e, hı hı. şey yapılıyor paraların üzerine sürüyorlar. Ve bu yayılıyor elden ele işte tabii çok para akışı bilmem hı hı. ne olduğu için. Elden ele yayılıyor ve bayağı etkiliyor Amerika'yı. Bayağı dağılıyor yani. Yani bayağı insan ölüyor yani mahvoluyor Hı hı. Eee ve bunu yapan e, bunun başında olan bir e, rogue diyelim yani başı başına buyruk. Hatta onu sonradan öğreniyoruz. Yani. Sonradan öğreniyoruz. Bir e, rogue division ajanı var. Hı hı. Aaron Keener diye. Bu böyle bu işleri şey yapmış organize etmiş bilmem ne falan gibi bir şey çıkıyor. Bu ikinci oyunda da ne olacak ne biçim diye merak ediyoruz. Ya işte bu grip mrip olunca tabii şehri boşaltıyorlar. Bir sürü insan ölüyor. İşte olağanüstü hal falan ilan ediliyor. Hapisten insanlar kaçıyor. İşte, tuhaf tuhaf çeteler türüyor. Bir grup asker işte biz sağlarız şeyi falan diyor. Bunların hepsi falan zaten diyor. bir fraksiyon Aynen yani. Aynen öyle oluyor. Askerler işte bir fraksiyon. Hapisten kaçanlar. Bir diye. Onlar bir, bir fraksiyon. Grup. Bir de cleanerlar var evet. mesela. Hasta herkes hasta olabilir abi. Yakarak temizleriz Hastaları hepsini. Hastaların hepsini öldürelim. Diyenler falan var. Bunlarla işte karşı mücadele ediyorsun. İlk oyunda olay bu bir nevi bu. Division ajanlarının olayı da şu. Böyle bir fantezi kurulmuş yani tam Tom, Tom Clancy'ye yakışacak şekilde yani e, normalde normal hayatını falan e, yaşayan e, işte işine gücüne giden insanlar falan varsa hiçbir bilgi e, bayağı gizli ajan yani karısı çolu çocuğu Hiç bilmiyor kimse bilmiyor hiçbir şekilde bilmiyorlar ondan sonra bir tane saatleri var bunların saatleri böyle turuncu yandığı zaman diyorlar ki siz aktive oldunuz Hı -hı. arkadaşım. E, ihtiyacımız var Siz bizim size. son defans hattımızsınız. Siz giriyorsunuz devreye diye. Division ajanları devreye giriyor. Hatta oyunun içinde de tartışması dönüyor. Abicim hükümet hükümet bilmem ne hı hı. seçilmişler var. Bu division ajanları ne alaka? Gücü ele geçirdi bunlar. Ne yapacaklar? Evet. Nasıl kullanacaklar bu gücü falan diye. E, bu da şundan kaynaklanıyor. iki e, dalga Division ajanı geliyor. Birinci dalga Division ajanı geliyor. Bunlardan bazıları işte başına buyruk takılıyorlar. E, kendi çıkarları için evet. falan. E, yani bir görev bırakıyorlar falan. Biz Sonra sonra ikinci dalgayız biz mi? ikinci dalga olarak geliyoruz yani bu e, şey Washington'daki nasıl olacak onu bilmiyorum tabii. olayları bilmiyorum bu arada saatten bahsetmiştik ben ondan bahsedecektim ha, evet, bak pre show'da kaldı. bahsedecektim evet. E, after party'de bahsedeyim unutturmayın da tamam, Saddi. after party'de e, bahsedeyim ne olur unutturmayın bak biriniz aklınıza yazsın tamam ben burayı not alamayacağım şimdi kağıt bunları kay <laughs> atıyorum çünkü kenara saatte bir saat. şey yaparsınız çok, evet ben çünkü ben bunu şeyde gördüm yani bir division e, yapımcısında falan? gördüm bu ha, muhabbeti evet yani hoşuma gitti hmm. oradan şey yaptım neyse e, Division'da genel olarak hikayesi bu temel olarak hikayesi bu ilk Efendim, Apple mağazasını yani. yağmalarlar böyle bir durumda diyor Burak <laughs> öyle bir durum var zaten ya yani oyunda Bayağı mesela şimdi var. kullanabildiğin crafting kullanabildiğin hani oyunu bilmeyenler için Hı -hı. böyle bir video da yapacağız bu arada aklınıza bulunsun. Division nedir ne değildir diye Öyle bir niyetimiz var yani. Crafting'de kullanabildiğin elektronik işte efendim kumaş mumaş gibi hı hı. malzemeler var. Elektronikleri tabii gidip elektronik dükkanını yağmalayarak e, falan öyle, alıyorsun. Her şeyi yani. öyle yerlerden alıyorsun. Öyle. Ee, ondan sonucuma tamam bunu da geçtik. Ee, Division 2 ilgi, merak ve heyecanla bekliyoruz. Biz Division'ciyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Division 2'yi de merakla bekliyoruz. Atmosfer konusunda ilk oyunun biraz gerisinde olduğu söyleniyor. Bu New York'un... Özür dilerim New York'un karlı atmosferi falan çok öne çıkıyordu of. tabii. Öyle bir atmosfer olmadı ama bunu şeyle kapadığı, bu açı şeyle kapadığı söyleniyor. İşte bu yeni oynanış mekanikleri, hı hı. daha canlı, daha yaşayan, daha senin hamlelerinde daha efendim e, değişen Etki bir değişmedi. şehir. Etki daha fazla geçebildiğin. Evet öyle bir şehir var falan diyorlar. Oradan e, o tarafı kapıyor diyorlar. Buyurun. PlayStation. Çok özür dilerim buyurun. bir şey daha ekleyeyim. Buyurun. E, optimizasyonu falan çok iyiymiş oyunun. E, gayet ilk oyunu oynayabildiğiniz bilgisayarlarda. Evet çok daha iyi bir şekilde oynanabiliyormuş. Öyleymiş. Buyurun buyurun siz sunmuş Buyurunuz. canım benim. Buyurun buyurun buyurun, buyurun buyursunlar. Ee, PlayStation Network'ün karı 2018'deki karı. Nintendo ve Xbox'ın toplamını geçmiş. Nintendo ve Xbox'ın toplam karını geçmiş. Da. Vallahi ben bu haberin yalancısıyım Gürkan. 2018'de 12,5 milyar dolar kar mı? Kar. Capital revenue kar mı diyor? yoksa kar değil mi? Yok get getir mi oluyor? Bir saniye tam e, bakalım da şey yanlış olsun. olmasın. Kar <laughs> olabilir mi ya? Yok kar değildir o. Gelirdir o da. Yani kar değil gelirdir değil o. Artık Gelir gelirdi. O açıdan kar nasıl olsun hakikaten. Revenue ya? gelirdi. <laughs> diye kazanç yani Evet direkt. evet. Tabi tabi. Kazanç elde etmiş. Karı ben nereden bileyim abi? Zaten karışık o işler. 12,5 milyar dolar kazanç elde Aynen, etmiş öyle. 2018'de. Bu da Microsoft ve Nintendo'nun toplamından fazlaymış, fazlaymış. Öyle mi? Öyleymiş. Enteresan yani. Ee, vallahi iyiymiş, nezihmiş. Ee, en son şey açıklamışlar bu arada. PlayStation 4 91.6 milyon tane satmış. Yüze yaklaşıyor Bayağı yani. Bayağı yaklaşıyor. Bayağı az kaldı. Çok az kaldı. Ee... Bu Aralık sonu itibariyle olan bir rakam. Yani üstüne daha bir buçuk ay da geçti yani onu da düşünebiliriz. <laughs> Şimdi PlayStation PSN haberinden girdik olaya hı hı. oradan da devam edebiliriz hı hı. aslında evet. değil mi bir sonraki haberde o yani aynen. Sony mevzusuyla Şimdi alakalı şöyle bir mevzu var yani Playstation 4 çok başarılı oldu bu nesilde hı hı. onu biliyoruz yani, sonuçta direkt 100 yıla doğru gidiyor Playstation 2'nin belki başarısına yaklaşıyor yaklaştı yani 2-3 yıl daha ortalıkta hı hı. onu da biliyoruz bu konsol ee, oyunlar da böyle bir e, geldi sonlara doğru Kütüphane de bir zenginleşti daha da gelecek falan eee Mesela işte biz Buraklar'la falan o tip konuşmalar yaptığımız zaman Buraklar'da PlayStation 3 var işte hı hı. 4 alalım mı almayalım mı falan diye muhabbetler dönüyor. Bizim arkadaş işte Burak biliyorsunuz yani yani <laughs> bilenler bilecek. Ee, hani 4 işte alınır mı işte 5 de çıkacak nasıl olur ne biter falan diye muhabbetler dönerken muhab şey e, konu şeye geliyor ister istemez. Ee, eski oyunları oynatabilecek mi yani PlayStation 5 geriye dönük uyumluk Xbox'da olacak mı olmayacak mı şimdi, tabii. Ha, falan ne olacak ne bitecek derken. Ee, Sony'den bir haber geldi bununla ilgili haber, ya Sony'den gelmedi de. Evet yani. E, böyle bir sızıntı, sızıntı var. Sızıntı var. Bir patent hı hı. alındığına e, dair. Alındığına dair bir sızıntı var. Neymiş bu patent? Neymiş Bakalım, bu neymiş neymiş patent? Neymiş bu gülelim. patent <laughs> İşte yani hesapta PlayStation e, şöyle bir ...şeyi yarayan bir patent... ...daha doğrusu bir programcık mı ne diyelim buna hı hı. yani... ...eski oyunları hatta PlayStation 1'e kadar... Evet. ...yani o kadar eski... ...1, 2, 3... Hı hı. ...dolayısıyla 4 hepsini oynatabilecek bir şey üzerine çalışıyor gibi bir muhabbet çıkıyor buradan <laughs> yani bu zaten e, bir sonraki nesilde playstation'dan belki de en çok istenen şeylerden bir tanesi <laughs> çünkü az evvel dediğim gibi xbox bunu yapıyor şu anda ve playstation burada çok geride kalıyor yani <laughs> herkesin elinde bir sürü oyun var işte gerek dijital olsun gerek e, şey olsun Hı -hı. Fiziksel olarak olsun. E, ne yapacağız biz bunu çöpe mi atacağız hadisesi oluyor elbette yani yeni bir konsol gelmeye kalktığında. Hı -hı. E bu da sıkıntı yani o dünyanın parasını döküyoruz ya. Enteresan yani bunu e, ben şimdi bir yandan da bakıyorum. Hı -hı. Bunun e, tam detaylarını şey yapmamıştım çünkü ben okumamıştım. Bunu e, bir ayrı işlemci mi e, ile mi yapacak içinde bulunan yoksa bir e, software yazılımla emüle mi edecek onu bilemiyorum. Hı, -hı. Ee, ama şundan bahsedebilirim. Şimdi bu PlayStation 5'in üzerine çalışıldığını Hı -hı. biliyoruz. Oradan toplayabilirim haberi Hı -hı. belki. Bu PlayStation 5'in ilk geliştirme kitlerinin... ...oyun yapımcılarına gittiğini de biliyoruz. Evet öyle diyorlar. Yani bu artık çıktı. O bu yani. bilinen bir bu gerçek bilin... yani. <gülüyor> 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 bunu herkes, herkes yazdı. Herkes biliyor diyor. Gürkan. bunu Bu, hani. bu yazıldı yani. Bu bu, bu bu, herkesce bilinen bir şey yani. Ee, ve PlayStation 5'in çok yüksek ihtimalle... ...2020'nin... Sonunda işte Kasım Aralık falan Hı -hı. gibi çıkacağı da söyleniyor muhabbeti dönüyor. Ee, PlayStation 5 geliyor yani Hı -hı. ve yeni nesil konsollar geliyor bir Hı -hı. şekilde. Şimdi burada şöyle bir muhabbet var işte yeni nesil konsollara AMD hani. Ee, güçlendirecek ya yani ne diyeyim güçlendirecek demeyeyim de donanımları AMD hı. olacak gibi yani İşlemcisi işte grafik işlemcisi artı zırtı falan yok yedi işte ee, şey ne o, dekli, dekli, yok, bilmem neli. nanometre bir bilgi işte ha. var ya onların ondan sonra yeni nesil işlemciler olacak falan filan içinde diye büyük büyük oranda aslında benzer mimarilere gidiyorlar gibi gözüküyor bu yeni nesil konsollar ama işi değiştirecek ee, başka efendim çipler ekleyebiliyorlar hı hı. içine. E, geliştiriciler e, şeyler konsollar Konsol, yani. Yapıncılık. Mesela bu Digital Foundry'de de vardı böyle bir muhabbet onu aktarayım ben burada Hı -hı. ilk elden. Mesela buna PlayStation'da bir örnek PlayStation 4 Pro'daki checkerboard e, imkan tanıyan özel çip. Bu sadece PlayStation'da var. Yeni e, son çıkan oyunlar çok fazla bunu kullanmamış olsa da yeni kendileri e, belli teknikler Hı -hı. bulmuşlar. Ne için? E, görüntü 4K'ya büyütme yani çok fazla görüntü kaybı yaşamadan 4K'nın altında çözünürlükte yapıp oyunu 4K'ya çıkartma. E, becerisi Mış diyelim. Yani. Mış gibi yapma. Ama Hakikaten göz olalım. onu çok a, şey yapmıyor. Ya, televizyon izleme gibi mesafesinde diyelim. falan zaten Evet. Hiç yani elbette aslı gibi olmaz ama hı hı. E, çok kabul edilebilir bir e, performans sağlıyor. O özel çip mesela işte PlayStation konsolunda var. Checkerboard denen özel bir yöntemle sen oyununu 4K'ya yükseltebiliyor hı hı. gibi. Ona uygun da bir işte işlemler yaparsan gözle pek alınmıyor bu fark gibi. Bu yeni nesil konsollarda bu farklılıkları sağlayacak ne gibi ...özel çipler veya evet. donanımlar olabilir. Soru bu aslında. Hı hı. Mesela işte bu geriye dönük uyumluluğu... ...efendim yüksek hızda... ...emüle edebilecek... ...eski konsolları emüle edebilecek... ...böyle bir özel çip olur mu PlayStation'da... ...gibi bir soru evet. geliyor akla olabilirmiş gibi de gözüküyor. çünkü baktı yani bakıldığında hakikaten ciddi sıkıntı. PlayStation 1'e kadar diyorsun. Hani evet, oradaki oyunların hani, mimarisi bilmem nesi yapılma şekli yani ne kadar farklı düşünsene. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, vallahi öyle diyorlar işte bilemiyorum bakacağız göreceğiz yani başka ne tip şeyler olabilir bu konsollarda özelleşme dediğimiz zaman aklımıza geliyor tabii mesela Xbox'ın bu streaming, streaming olayı olay. nasıl olacak nasıl yapacaklar hı hı. Ee, işte PlayStation'da başka bir şey olur mu falan falan diye o konsol muhabbetine girmişken şundan da bahsedeyim. Hı hı. O zaman o da aklım aklımdayken onu da bir aradan çıkarayım. Ee, geçen işte nerede gördüm ben o muhabbeti? Öyle bir bende de bir tetikledi o şeyi. Bu bir sonraki nesil konsollarda hangi konsol? Hani Sony mi, Xbox mı seni daha çok heyecanlandırıyor evet. falan gibisinden. Yani o tartışma da devam edecek daha bu geriye uyumluluk falan konusunda. Hı hı. Sonra şimdi böyle bir hamle yapıyorsa enteresan. Çünkü sondan daha çok şey bekleniyor. Hani sen zaten başarılı oldun. Başarılı olduğun şeyi devam, devam ettir. Ettim gibi daha konservatif, Hı -hı. daha e, riskten uzak hamleler yapması bekleniyor. Sony'den. Xbox geride olduğu için yeni şeyler denemeye açık olacak platform Hı -hı. Xbox, Microsoft olacaktır Hı -hı. gibi bir görüş var aslında. Ee, yani esas yeniliklerin oradan gelmesini Hı -hı. bekleyebiliriz. Ayrı ufak konsol, streaming konsol e, yok öyle o, muhabbetler dönüyor ya. Game Pass yok. O, işte bir, bir sürü şey yani. Hı -hı. Daha heyecan verici yenilikler Xbox tarafından da gelebilir. Sony ne kadar yakalayabilecek, ne kadar Hı -hı. ne kadar rekabet edecek onlarla bilmiyorum. Göreceğiz işte. Bakalım ya. Öyle yani. Enteresan. Yani bir şeyler yapmaları lazım o kesin. Gençler siz ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Var mı elinize mesela eski oyunlar var abi yeni çıksın PlayStation 5 diski takayım oynayayım Azabal oynasam vardı, iyi olur diyenler var gelecek. mı aranızda? Ee, şey oynarım diye Modern Warfare oynarım kim demişti ama göre, şimdi göremiyorum tabii ki. Hı hı hı. mesela Rex Mayus demiş ki hiçbiri heyecanlandırmıyor beni bu döviz kurlarıyla. Haklısın yani diyecek hiçbir şey yok. Ee, 60 dolar olur 70 dolar olur her nesilde oyun fiyatları arttı. 60'ı geçeceklerini ben gene pek zannetmiyorum 60 doları bu monetizasyon sistemleriyle devam ederler evet. ama elbette e, bizim için e, zor yani bu yeni nesil konsollar zor olacak hemen orada bir şeye girelim geçen baktık ya 1400 liraya almışız biz playstation 4'ü çıktığı gün ki hani onlar aynı fiyatı alıyorlar 400 dolar 400 dolar olacaktır evet. yine yeni konsol bugün herhalde 3500'ün altında falan olacağını sanmıyorum Maalesef ee, yeni nesil konsol çıktığı ee, zaman ki bunun oyunu var bilmem ne Artı var, dolar şey bu seviyede olursa tabii çıktı <laughs> zaman. <gülüyor> öyle bir hesapla. Evet. Yani 2020'de e, kim öyle kim kala? Kısmet her e, kısmet şey. Yani, ha, kısmet yani bayağı <laughs> kısmet Gönül ister bir olsun, yani, bir olsun top ama top işte ister. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum yani. Biraz zor gibi gözüküyor. E, PlayStation 4 daha en azından bizim ülkede yürür ben öyle top görüyorum. Tabii yürür. Temiz. Temiz bayağı <laughs> gider yani. <laughs> ee, daha bir gideri var diye tahmin ediyorum. 500 dolar olmaz herhalde PlayStation 5 ya. Dark Yok 4, 400 şeyini de. bozacaklarını zannetmiyorum <laughs> PlayStation 3'te ciddi bir tokat yedikten sonra ben 500 dolara çıkaracaklarını çok zannetmiyorum Çok enteresan yani. PlayStation 3 ya. O reklam kampanyaları falan çok. 600 tuhaftı. dolar konsol mu olur arkadaş ya? 600 dolar yani. Sonradan topladılar nesilde evet. sildi tabi. Ama. Ama Hı. bir yere kadar tabi. Xbox şimdi bugün bu konumdaysa yani e marka tanılı, Hı -hı. bilinirliği olarak işte insanların e bir şey varsa bir yakınlığı varsa yakınlığı varsa Xbox'a orada tabii bayağı bir Tabii ki öyle. Hem şey o yapmıştım. fiyat şeyi, ondan sonra o aylarca süren PSN'in göçmesi hadisesi falan onlar Aynen, orada evet. bir Xbox'a yaradı. Var olsa da demiş ki e dolar düşse de yeni PC alsak artık çıkan oyunları oynayamaz olduk. Her sene ayrı bir ekran kartı duyuruyor Nvidia. Zaten Hı. yani o taraf da uçuk bir durumda öyle. oyun gezerdi. Hmm. E, evet videoları vardı. Nvidia tarafından da işte AMD tarafından Hı -hı. da falan. Onlarda da böyle 100 dolar artışlar oluyor yani. Bize yansıması 100 dolar artışın 1000 lira oluyor. O zaten öyle. Yani o da diyor yani almayın diyor yani. Almayın yani Haliyle. yapacak bir şey yok yani. Hakikaten e, zor, yani elektronik olarak zaten zor bir dönem. PC'ciler için de zor Hı -hı. bir dönem. Konsollar da gelecek falan. E, ve şey olarak da zor bir dönem. Hani bunu da söyleyeyim geçelim hı hı. bunu çok uzatmayayım ee, öyle bir dönem ki mesela yeni nesil konsoldan ne bekliyorsun dediğin zaman hı hı. insanı ikna edecek tarzda e, oyun e, vizyonları çok sunulamadığını görüyorum ben şu anda çünkü yapan yapıyor Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunu çalıştırabilen konsollar var öyle. ya oyun konsolları hani var nasıl bir açık dünya o yani 5 yıllık bir donanımdan bahsediyoruz sonuçta ne ne geliyor akla işte 4K olsun 60 FPS olsun bilmem ne olsun ama onun ötesinde bir vizyon ortaya Yok. koymakta da sıkıntı yaşanınca Hı -hı. e PC tamam hakikaten e, çok güzel e, önde yani konsollara göre daha iyi çalıştırıyor daha iyi Hı -hı. grafikler falan filan ama orada da abicim sen hani e, özellikle bizim için yani 7 bin, 8 bin 10 bin lira falan gibi rakamlar verip de PC toplayacağım falan diyorsan onun da bir anlamı kalmıyor. Hiç bir anlamı kalmıyor. Gider hakikaten 1.500 liraya işte ikinci PlayStation bulurum kullanırım falan gibi bir duruma geliyor. Buyurun subscribe oldu çok teşekkür ediyoruz Zulfin, sağlasın. Saygılar sevgiler efendim, galbi galb geliyor sizlere. Öyle. Şimdi gelelim PlayStation falan kontrol... demişken, ha ona mı geçtik? Pardon. Onu geçmedik mi? Ben öyleyim herhalde, ben atladım sanırım. E, patent muhabbetini geçtik Quantum Dream'e geçmedik mi Okay. Ha öyle benim altta kalmış o Neysa tamam. Peki Quantum Dream haberi. E, Quantic Dream biliyorsunuz. Efendim neydi bunların oyunları işte e, Fahrenheit, Helly Fahrenheit, Rain, e, Beyond, Two, Beyond Souls. Two Souls ve en son Detroit, Hı -hı. E, Become Human oyunlarını yapan e, Quantic Dreams ...PlayStation'da çalışıyordu uzun zamandır. Ee, bu olayı bu e, birlikteliği sona erdirmişler seviyeli bu seviyeli birlikteliğe aynen nokta öyle. koymuşlar e, çünkü net izle birlikte çalışmaya başlamışlar bu net iz necidir arkadaş Şimdi, ya evet abi tamam da işte şeyle falan da onların anlaşması vardı e, en son Blizzard'la da galiba evet. öyle bir şeyleri olmuş yani Çin versiyonları işte World of Warcraft'ın e, efendim şeyin Starcraft 2'nin Overwatch'un falan enteresan Onlar yani bunlar bir domine edecekler herhalde sektörü neyse Quantic Dream PlayStation özel olma e, durumunu bırakmış. Evet, yani. artık multi platform her yerde olacağız diyorlar. Diyorlar. Hemen burada hem sizin fikirlerinizi merak ediyorum hem senin fikrini merak Hı. ediyorum. PlayStation Quantum Dream'in eksklüzivite, özel konsola özellik durumunu kaybetmesiyle birlikte sıkıntı yaşar mı? E, çok büyük bir hadise mi yoksa? Ya yani olsa da olur, olmasa da olur mu? Ya tabii, Sence? E, şimdi bakıldığında ee, tabii. Ya sonuçta PlayStation'ın elinde bir şeyler var, bize özel oyun yapan firmalar diye bir portföyü var. Hı -hı. Onlardan bir tanesiydi. bunlar da farklı 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 oyun yapan bir firmaydı sonuçta. Hı -hı. E, ya olabilir tabii yani bu türün de çok meraklısı var ama hani şey yapmıyorlar en azından. abi PlayStation'a özelliği bıraktık artık Xbox'a özel çalışacağız. Hani o tip bir kayıp değil en azından. Hala Quantum Dream oyunları PlayStation'da oynanabilir olacak yani. Şu açıdan sorayım o zaman. Hı -hı. Detroit Become Human Sony konsolunda PlayStation'da olduğu için Hı -hı. PlayStation alan konsolu var mıdır, alan var mıdır? Bilmiyorum. Gibi bir yani zaten bir seçkinin bir parçası oluyor ona da katkı tabii, yapıyordu ha? tabii de böyle bir efendim maddi bir e, getiri gördüm acaba sonu yani ondan da bahsediyorum açıkçası e, ne kadar sattı tabii bilmiyoruz onu e, yani sanki çok büyük bir sıkıntı yaşamazmış gibi kaybederek çok sıkıntı yaşarlarmış da evet bence çok yaşamazlar gibi geliyor bana biraz prestij işi biraz gibi biraz öyle oluyordu. yani tabii öyleydi ama e, 3-5 yılda bir e, tabii geliyor oyun <laughs> Süreli, diğer stüdyoları da öyle elbette öyle. ama 3-5 yıllık beklentinin sonunda Hı -hı. o e, diğer Sony efendim etiketli oyunların seviyesinde oyun çıkarıyor muydu Quantum Dream Hı -hı. acaba diye ya de şey... soruyorum düşünüyorsun mesela ne geliyor aklına bu seneden God of War God geliyor. God of War mesela. geliyor. Hani God of War yüzünden PlayStation alan insan olmuştur bence. Ya da Uncharted'lar yüzünden. Evet. Çünkü Last çok, of Us ya da Last of Us ya da çok hmm. öne çıkan oyunlar Horizon ise, mesela sattırmış satmıştır diye tahmin ediyorum. Olabilir. Yani Horizon ama özellikle Last of Us işte eee hani hmm. uzun süreli olması ve anlatım açısından God of War ya da hani yılın oyunu falan seçilen oyunlar oldu. Bunlar çok öne çıktılar. Hmm. Dolayısıyla onlar bence konsol sattırmıştır. Hmm. Ama bilmiyorum yani muhakkak tabii ki şey içinde e, Detroit içinde alanı olmuştur da hani o kadar yüksek bir rakam olduğunu zannetmiyorum Detroit Stüdyo'nun en e, pardon en başarılı oyunu olmuş 2 hı hı. E, şey hafta içinde de mı? 1 milyon 1 milyon kopya satmış hı hı. sonra hı hı. ne oldu ne bitti bilmiyorum 2-3 da falan kalmıştır gibi geliyor hı hı. bana tahminim yani bu şu anda o rakama ulaşamadım eee yani ben ben de bence mesela aman aman bir e, kayıp olarak değerlendirmiyorum Hı. ben Sony için dediğimiz nasıl olsa orada zaten gelecek büyük ihtimalle şey Sony konsoluna yani. da gelecek büyük ihtimalle. E, gelin benim konsolumda böyle deneyimler var demeye çok uygun çok onu gösterecek oyunlar oluyor mu ondan emin değilim açıkçası. Ya tabii şey açısından baktığın zaman hani Detroit'e bakıyorsun mesela teknik açıdan çok. çok güzel oyun güzel, güzel oyundu yani. yani ama... Sen konsolunda öyle bir şey bak benim konsolum bunu çalıştırıyor demek isteyebilirsin. Çok iyi gözüküyor çünkü yani. Hı. O açıdan bir hani showcase ama Hı -hı. yani öbürleri kadar şey mi bilmiyorum. Okey Peki. Ee, Nintendo Switch online haberi ile devam edelim evet, o zaman. Nintendo Buyurun. Switch online e, aboneliği hı hı. 8 milyona geçmiş ki ben çok merak ediyordum bunu kaç kişi hakikaten yapacak diye. Şimdi Nintendo Switch online PSN gibi bir şey ya da Xbox Aynen, onun, Live gibi e, bir şey. muadili yani Nintendo versiyonu. Uzun süre çıkmamıştı bu. E, neredeyse bir sene falan hatta daha fazla evet. galiba. Bir sene bir buçuk sene falan evet. çıkarmadılar. Yani bedava bir şekilde online oyunları oynanabiliyordu. Diğer işte online hizmetler ne varsa başka Hı -hı. online hizmet kullanılabiliyordu. Sonradan çıkardılar bunu. Öbürleri kadar yüksek bir fiyatlı değildi. Şu an tam fiyatını hatırlamıyorum. Haberde de yok ama On... e, 7-8 dolar gibi bir şeydi ha, sanki. Yani Playstation'dan Xbox'tan falan ucuzdu diye hatırlıyorum. Online oyunları oynamak için buna ihtiyacın var senin evet. Nintendo'da şu anda. Hı -hı. Ee, ve bununla birlikte mesela onu alırsan da eski oyunları falan da açıyor sana bildiğim evet, kadarıyla. Evet evet gene işte bir takım oyunlar veriyor bedavaya falan filan. Eski falan oyun bu klasik işte NES oyunları falan hı hı. SNES oyunları ya da işte SNES. Onları Nasıl veriyor SNES onun oyunları. dışında yani bu bilmiyorum bana yüksek bir rakam gibi geldi. Daha düşük beklerdim. Hı. 8 insanlar, milyon. oynuyorlar Şimdi yani. Şimdi 32 milyon Switch satılmış 8 milyon online aboneliği satmışlar. Yani öyle bakınca. Mesela ee, sen online abonelik değil, aldın yok, mı? yok bende online abonelik yok. Niye almadın mesela merak ettim. <laughs> Mesela Fortnite için gerekmiyor galiba. Yok. Hı -hı. Yok rüzgar oynuyor. Başka öyle kom yani e, online oynayacak ne oyunlar var? Benim çok ikna açık oyun görmedim şu anda. Yani ben, be, bana hitap edecek oyun olmadı şu anda Hı -hı. o yüzden olabilir. Mesela Bu... Smash falan oynuyor ha, insanlar. onu diyecektim şimdi. Smash brozdan sonra belki artabilir. Oynuyorlar. Ee, ama şey duydum. Benim için iki etken, e, iki unsur e, etkili oldu. Hı hı. Bir tanesi e, beni yani ben bunu muhakkak online oynamalıyım Switch'te diyeceğim bir oyun olmalı ki Switch'te oynadığım bir oyun da pek yok şu anda. Bu evet. indileri falan oynayıp bıraktım bir kenar gibi oldu. Bir tanesi o. ikincisi online tarafında ciddi sıkıntı olduğu söyleniyor. Evet. O haberlerin aksine bir haber gör, görüp ikna olmam lazım. Yani ağır çalıştığı i̇letişim işte efendim problemleriyle. iletişim problemleri falan olduğu söyleniyor. O yüzden ben onu şey yapmadım para vermedim. Zaten veriyoruz dünyanın parasını. En son 2-3 ay evvel verdik Xbox Game Pass'a işte 200 lira verdik Hı -hı. yıllık mı O zam gelmedi alalım bir onu fiyat diye falan. Ki uygun yani o zaman. E e şeye veriyorsun. PSN'e para veriyorsun ki ne kadar verebileceğiz onu da bilmiyorum artık yani dolar üzerinden. Ama yani en önemlisi PSN bizim için şimdi bunun için. Şimdi kalkıp bir de ona 10 dolar vereyim demedim. Hı -hı. Ben de en azından öyle oldu. Bilmiyorum Switch sahibi olup da aramızda verenler oynayanlar deneyimleri varsa paylaşırlarsa hı hı. iyi olur. E, bu arada Super Smash Brothers da e, 7 Aralık'tan beri 12 milyon ünite satmış. Kaç ünite satmış? yani 12 milyon tane satmış. Smash mi? Hmm. İyiymiş. Bayağı satıldı çok beğenildi. diyor iyiymiş. Mesela... Ne, e, neler var diye sormuştum ben az evvel. E. e Önder demiş e, bir sürü multi IP mevcut ellerinde. İşte Smash Bros, Mario Kart, Splatoon gibi gibi. Mario Party belki demiş hmm. e, Lopes'i. Evet okey. Ben mesela bunların içinde belki o oynasam oynasam yani benim hı hı. şey beni çekecek hani Mario Kart falan oynayabilirim belki. Bir ara sen Splatoon'un da bakmışsın. Splatoon'da oynuyordum bir ara sonra bıraktım o şeyden kaynaklı bırakmıştım aslında geri dönüp bakılabilir. Ya öyle bir şey oluyor şimdi e, Switch'i televizyonda oynayayım gibi bir alışkanlık hı hı. çok olmadı bende elde oynuyoruz. Hı hı. Rum yani genelde. O, e, onlara ben şeydi yükselti yapan grip e, analoglara böyle grip plastik şeyler de almış olmama rağmen hmm. analog e, performansını çok beğenmiyorum hmm. şeyde. Anladım o Joykonlarda. Splatoon oynarken de biraz zorluk yaşıyorsun. O şeyleri gripleri çıkarsam mesela çok istediğim hassasiyette şey yapamıyorum. Hı -hı. O gripleri taksam yükselti yapıp da oynasam Hı -hı. bu sefer tuşlara uzanmakta sıkıntı Anladım. oluyor aksiyon oyununda. O yüzden onu televizyonda pro kontrolerle la oynamam lazım. Hı -hı. Şimdi pro kontroler var. Ama televizyonda açıp da Splatoon oynayayım demedim. Evet. Ne bileyim başka işte division oynuyorsun, bilmem işte Aynen, efendim, ne yani bilmem ne, Apex işte. oynarsın, bilmem ne. Sıra gelip de Splatoon'a gelmiyor Hı -hı. televizyon başında geçirdiğim vakitte. Hani yatağa uzandım, iki maç Splatoon oynayayım dersen hakikaten çok eğlenceli oyun ama Orada da öyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden olmuştur Dur ben de mesela Olabilir. benim şeyim budur yani. Doğrudur hocam. Ee, öyle yani. <laughs> Peki hemen şimdi Evet, şimdi en tartışmalı haberlerden bir tanesine geçmeden evvel ona yakın bir haber hı hı. var. Onu ben benzer de bir haber. çok bilmiyorum. E, en enteresan yani onu bağlantılı bir haber hı hı. diyebileceğimiz bir şey. Don't diye bir oyun vardı arkadaşlar. Hı hı. Hatırlıyor musunuz? Ben hatta bunu bir ara indirmiş ve yayında oynarız. yayında biraz oynamıştık hatta. Sanki yayında bir kere açtık, mı? Sanki bir kere açmıştık gibi hatırlıyorum ya da ondan emin değilim. Mi olmuştu? Bakamamış mıydık? Ondan emin, e, emin değilim. olamadım ben de. Oynadık mı, oynamadık mı emin değilim. Don't diye bir oyun. Nedir bu oyun? Şöyle bir şey efendim e, Monster Hunter'ın e, batı versiyonu diyebiliriz hmm. daha batıya hitap eden versiyonu diyebiliriz e, birazcık daha basit mekaniklere sahip olanı diyebiliriz hı hı. E, nedir yani Monster Hunter dediğimizde ne gelmesi lazım aklımıza işte e, gidiyorsun bir tane boss var yani boss üzerine e, tamamen hı hı. kurulmuş hakikaten kallavi yani hepsinin farklı mekanikleri falan var evet galiba. öyle oluyor ee, ...genelde Monster Hunter'da çok daha hı hı. detaylanabiliyor. İşte crafting mekaniği çok geniş, detaylı, derin oluyor. Hı hı. Efendim işte giyim, kuşam, silah milah falan çok detaylı, derin olabiliyor. Ve sen bu işte e, yaratıkları kesince işte kuyruğunu ayrı kesiyorsun... ...ayağını, bacağını ayrı kesiyorsun. bunları hı hı. Bu, Sırf bunları almak için ayrı ayrı kesiyorsun hayvanı gidip gidip yani. Gibi böyle mekanikleri olan bir şey. Dauntless bu ama daha basit mekaniklisi olan benim anladığım kadarıyla. Ben çok fazla oynamadım. Yani bir iki saat baktım Hı -hı. sadece. O yüzden çok fikir belirtemiyorum. ile ee, ilgili bir haber. Şu Haber şu. Bu oyunun kendi efendim launcher'ı vardı. Kendi programı vardı Hı -hı. yani. İndiriyordun onu. Hı -hı. Ee, onunla giriyordun oyuna. Ki bu oyunu yapanlar da yanlış hatırlamıyorsam eski Blizzard'çılardı. Yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam. Ee, şimdi bu arkadaşlar anlaşma imzalamışlar. Sadece Epic... Epic Game Store'da olacaklarmış. Epic'te olacaklarmış. Şeyleri o kendileri satmayacaklar, Epic üzerinden satacaklar. Aynı öyle. Launcher işte, kapanacakmış Hı -hı. bir süre sonra. Tamamen Epic'e geçecekmiş. bütün hesaplar falan da oraya taşınacakmış. bildiğim kadarıyla da Nisan ayı civarında yanlış mı? Evet, Nisan ayı civarında Xbox One, PlayStation 4'te de çıkacakmış bu. Hı. -hı. E, cross platform olacak mı bilmiyorum ama cross progression gibi bir şey olacakmış galiba ha. yani bir yerde oynadığın o kazandığın gelişmeler devam öbür tarafta çok, da anladım. olacak gibi oyun olacakmış galiba bu, bu oyun ücretsiz Hı. oyun ee, haber bu yani e, şu anda pc'de bunu indirip oynayabiliyorsunuz beta aşamasında ama Hı. gayet indirilip oynanabilir bir şeyde vaziyette ee, konsollarda da Mart ayı içinde beta yapması bekleniyordu bildiğim kadarıyla en son böyleydi ee, bu epic bir oyunu daha yani bünyesine katmış oldu pc'de öyle ee, ne olacak ne bitecek bilmiyoruz don't ee, list baya seviye kaydetmiş ilerlemiş diyorlar Böyle bir iki video izledim yakın zamanda ee, son e, bir yıl içerisinde baya ilerlemiş yani oyun konsollarda falan belki daha da bir evet, ilgi görebilir ilgi çekebilir ee, direkt hardcore monster antoloji çekmese bile batılı şeyde evet, bir karşılığı bir olabilir yani. Diyeyim. Mesela ben monster hunter giremedim yani. Hı -hı. Bu hardcore mekaniğinden de ziyade o oynanışı tarzından falan mı? Evet. Yani en erişilebilir monster hunter olmasına rağmen işte o Asya tarzı veya Hı -hı. işte o silah ağırlığı falan gibi şey. Dana gibi kılıçlar. Ee, yani ilk etapta girmeme engel oldu. <laughs> Sonradan belki çok severdim. Bilmiyorum. Hasan da çok yani, beklesin ama. çok seviliyor evet. muhabbeti var ama böyle bir haber şimdi Epic bu oyunu Bünyesine kattı. Şimdi Epic tabi tartışıyoruz son zamanlarda. Niye tartışıyoruz? Bir sürü oyun efendim özel olarak PC'de bünyesinde bulunduracak diye. Division 2 ile başladı sanki bu. Yani şöyle başladı. Steam'den çekildi. Steam'den çekildi. Division 2 dedi hı hı. ki ben sadece Epic Game Store'da olacağım hı hı. dedi. Ee, daha önce işte efendim özel oyunlar vardı zaten bünyesinde. Ashen hı hı. en son Epic'teydi. Ilk, şu anda tek sadece şeyde Epic'te PC'de yani Epic hı hı. Game Store'da ee, Hades mesela Epic Game Store'da sadece Rebel Galaxy Outlaw galiba oraya Epic'te. gelecek onu biliyoruz falan ee, Journey Don't... falan gelecek mesela onlar enteresan Aa, evet Playstation eksküzü bir şey Journey oraya gelecek yani Dauntless falan dedik Division 2 e, duyurdu dedik Metro ee, biz bunu konuşmuş muyduk yoksa buraya mı denk gelmiş oldu şimdi Aa, sanıyorum Mesru'nun oraya geleceğini metro konuştuk. konuştuk geçen hafta konuştuk Geç hafta sonra üstüne olaylar olaylar yaşadık. Olaylar e, mevzular şöyle bir olay oldu tartışma yaratan şey mevzu şu e, metroda steam'den çekildi Hı -hı. ön sipariş yapanlar falan hani bir haberi özetleyeyim ön sipariş yapanlar falan haklarını korumakla beraber Hı -hı. metro epic game store'da olacak bundan sonra açma yarattı elbette. Biz de burada e, konuştuk. Dedik ki Epic Game Store saldırgan davranıyor. Steam'e e, rekabet edecek bir konum arzuluyorsan bunu yapmak zorundasın Aynen de, demiştik. Aynen öyle saldırgan olman lazım. E, en de sonunda da bu rekabeti, do, e, rekabet oyuncuların işine yarayacaktır. Hı hı. E, yani en de sonunda biz bundan faydalanırız falan demiştik. E, fakat bunun bir yönetimi gerekiyor tabi evet. yani neticede bir e, halkla ilişkisinin kesinlikle ilişkisinin iyi kurulması Hı -hı. lazım bu olayın Metro'nun geliştiricilerinden bir tanesi Hı -hı. yani haber ben tam doğru söyleyeyim ondan sonra yayıldığı evet. halinde konuşuruz Metro'nun for a e, Games yani direkt şey de değil e, pardon pub, yapanlar onlar publisher deyip Silver özür dilerim ben yan, yanlış girdim muhabbete evet for a Games'den biri 4A Games'den bir geliştirici artık kodcumu Necisi Hiç artık Neci bilmiyoruz forumun birine giriyor Hı, Hı Değil mi yanlış ha, tabii söylemiyorum orada yani. Orada muhabbet dönüyor işte yani niye böyle oluyor oldu, oldu şöyle de böyle de böyle diye. diye. Ee, bir boykottan falan söz ediliyor anladığım kadarıyla şey oyuncu Abi tarafından. Da almayız ya sırf Epic'de olduğu yani. O da diyor ki eğer Exodus'u boykot ederse diyor PC e, oyuncuları diyor. Biz de diyor gelecekte çıkacak olan Metro oyunlarını diyor bu platforma çıkarmayız o zaman diyor. Yani şimdi bak senin bu söylediğin üslup bile şey. Ben şimdi burada tam cümleyi ben okumuştum. Burada Hı -hı. görebiliyor muyum o cümleyi bilmiyorum ama ee, tam cümleyi almamışlar. Onlar da benim söylediğim gibi bir şey söylüyorlar. Senin söylediğin cümle yani senin okuduğun gibi okuyunca atara Hı -hı. atar gidere gider Hı -hı. bir performans Hı -hı. <laughs> alıyorum yani. Benim Adam o... Oğlum, forumda <laughs> o cümleyi okuduğumda daha şey gibi bir yani bir tartışma sırasında şöyle bir şey gibi oluyor yani boykot ediyorsunuz tam biz PC'de satamay, satılmayacaksa bu oyun yani, yani PC'ye de çıkmaz o zaman ha? yani çıkar çı ya yani satılmazsa PC'ye çıkaramayız o zaman Hı -hı. bu oyunu Hı -hı. devamını ya da Hı -hı. devamı geldiğinde falan gibi bir üslup almıştım ben tam emin değilim ben de bir şey yapayım yani ne diyelim ee, azınlık raporu evet. <laughs> koyayım yani burada. Sonra zaten şey olmuş yani e, dör şeyden esas abilerden biri çıkıp demiş ki. Ama hani, neden çıkıyor işte o yani ya ortalama karışıyor tabii. tabii yani siz kimsiniz <laughs> ultimatom bilmem ultimatom. ne. Kimi tehdit ediyorsunuz siz PC'den Aynen çekiliriz falan yani. diye ne demek bu falan almıyoruz Ve hemen. herkes bu bir şey diye paylaştı yani geliştiricisi Tabii geliştiricisi ee, sanki böyle projenin başındaki ha, insanmış metro falan Metro resmi oldu. açıklama yaptı gibi <laughs> yayıldı tabi yani Halkla ilişkiler dediğim olay bu işte Kesinlikle Yani buna mal verirsen olur Öyle olur Metronun geliştiricisi efendim atar atar gidere gider yaptı işte almazsanız çıkmayız PC'ye dediği falan diye Yok işte dev, geliştiricilerden biri boş boğaz orada gitmiş Aynen şey öyle olmuş yapmış yani, yani. Sonra? Onlar da diyorlarken yani bu şey yapan kişi hani e, o muhabbetten hani bu anda şey olduğu için böyle bir şey söylemiş. Hani ondan dolayı oluşan e, bu hoşnutsuzluktan tabii hoşnut değiliz. Ama bu kişinin hani projenin devamı hakkında bilmem ne hakkında bir karar vereceği değil bu kişi. Hı -hı. O yüzden öyle bir şey yok demiş yani kısaca. Ya, klasik bir şey bu yani bu. Klasik hakikaten. Hata durumu toparlamaya çalışıyorlar. Evet halinde. tabii yani o, o, o kişinin konuşmaması gerekir burada gelip eh, orada burada bilmem ne. E ama geliştiricinin böyle bir tehdit Hı -hı. yaptığı gibi bir durum da yok onu yok, söylemek lazım. Yok onlar da ekstra şey de belirtmişler hani her zaman PC hadisesi evet. bu bizim oyunlarımızın Metro serisinin hani kalbinde yer alan bir şeydi ve böyle olmaya evet. devam edecek diye. Hı -hı. Ee, Black Dragon Story'a geliştiricinin çıkışını <laughs> vermişler mi diye yani muhasebeye bir uğrarsanız falan şeklinde bilmiyorum ne oldu yani de. Ee... Çünkü biz buna benzer şeylerde hakikaten sözleşmenin fesi durumlarıyla hı hı. karşılaşmıştık. Burada da muhabbetini yapmıştık hatırlarsanız. Çalışanlardan biri işte efendim bir Twitter'da bir muhabbete girince yani. Hı hı. Direkt işine son verildiği falan olmuştu. Burada öyle bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum da. Neticede ee, yani bu bir kamuoyu, kamuoyu oluşturuyor bu muhabbetler. Çok dikkat edilmesi gerektiğini öyle. düşünüyorum. Çünkü zaten bir tepki alınmış durumda. Heh, evet yani. İnsanlar o yani Steam'e alışık oldukları için böyle bir şey hani bizi zorunlu bırakamazsınız falan gibisinden bir tepki koydular ortaya. Hı hı. Ee, yani Division'dan çok aslında Metro'da oldu nedense o. Ya ben bana enteresan geliyor. Mesela internette şöyle muhabbetler gördüm. İlgimi çekti. Hı hı. Ee, Twitter'da falan. Hı hı. Abi geliştiriciler işte yüzde ne bileyim yüzde 75 alıyor zaten daha ne istiyorlar falan e, ondan sonra ya bunlar çok saçma muhabbetler ya. kim atmıştır e, Ramime atmıştı kim atmıştı o tweet'i abi siz ciddi misiniz yani ben adamın malının e, çok fazla pay alıyor diye nasıl ele, yani adamın yaptığı şeyden yani o ya da geliştiricinin evet. diyelim yani yaptığı şeyden çok fazla pay alıyor diye bir, bir şey olur mu yani bir eleştiri olur mu yani ya biz, öbür taraf sadece digital store'a koyuyor Hı -hı. bunu. Dükkan yani. Dükkan yani ve yüzde %20 30 falan evet. alıyorlar evet. tamam mı? Ve sen diyorsun ki zaten yeterince alıyor geliştirici. Ya böyle bir böyle Aa, bir mantık şey olur, olur mu ya? ya? Zaten bu kafanın değişmesi lazım ki Steam'i de elini zorlayacak işte bu epin olayı. Öyle. Yani esas e, güzel tarafı bu olacak Hı -hı. bu bu işin yani. E mesela şeyde de öyle oluyor. Bizim işte Apple'a mesela uygulama koyuyorsun. Şimdi i̇şte en son bakmadım da yani kaç ne oldu ne bitti diye yani. Böyle %30'u %70'e şey yapıyorsun. %70 abi. Ya yani şimdi diyorsun ki yüzde %30 nedir lan? Hani 1 milyon öyle satarım ol... abi. Tamam öyle mı? Öyle olmuyor işte o iş. <laughs> Klasik öyle düşünüyorsun ya. 1 milyon abi, 1 milyon satarım işte in-app purchase falan 10 milyon dolar koyarım abi. 7 tamam milyon %70'i şey, temiz para falan. Ya. Ay yani. Öyle bir şey yok yani. <laughs> ya zaten öyle bir şey abi yok. Şey öyle bir şey olsa da ben niye ekstra parayı vereyim ki ona yani? Hangisi daha benim için e şirket mantıklı? Öyle hemen mantıklı. Ya bunlar yani. yani para kazanmaya çalışıyorlar. Dünyanın parası harcamaları var zaten. Ya bir de Steam gibi platformlarda mesela şu aşamada şeyde sıkıntı olduğu için ufak mesela bir oyunsun ufak geliştiricisin falan Hı -hı. görünürlüğün yok, yok zaten. Yani acayip kalabalık. Yani. Mesela Hades'i düşün. Hades Steam'e çıksaydı görebilir miydin? Görürdün. Hades'i görürdün. Evet gördük tamam Hades'i gördük. Hades'i görürdün abi. İkna oldum şu an. <laughs> Ama evet. şu an sürekli orada ana sayfada sürekli. Evet o başka bir şey doğru o do o doğru. Sü o, evet. Zaten oyun yok çünkü. Onun etkisi olabilir. Ama o öyle bir oyun çıktığı zaman Steam'de görüyorsun şimdi. Haksızlık etmeyelim yani. Öyle öyle. hani O büyük bir oyun ama gene de evet. Öyle bir durum var yani. Neyse yani bu enteresan bir tartışma devam ediyor. Epic saldırmaya devam edecek. Hı hı. O belli yani. E, çünkü böyle şey var. Şimdi Epic'in buradaki güçlü olduğu taraf nedir? Onu bir ortaya koymak lazım. Başka bir firma bir store açayım ben. işte dijital dükkan açayım falan dediği zaman e, sıkıştığı nokta şey oluyor. Eee... Bu bu, bu 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 tarz özellik falan gibi mevzularla rekabet edemeyince neyle rekabet etmeye çalışıyorsun? Bir. Ya ben indie oyunları satıyorum evet. falan diyorsun. Daha özelleşiyorsun zaten özelleşiyorsun yani. Özelleşiyorsun. Steam'i zaten bir tehdit oluşturmadığın için takılıyorsun hı hı, öyle. Hı. İki. Steam'in özelliklerine sahip benim kendi oyunlarımı sattığım uygulama olsun falan diyorsun. Senin kütüphanen çok geniş olmuyor zaten. Çok aman aman geniş you olmuyor. Play, mesela bak yani. Ha Ya da işte başka ufak tefek oyun falan gelsin etsin desen çok zengin kılmıyor Hı -hı. dükkanı. Ee, özellikleriyle de yarışayım desen Steam'in zaten sırf o özellik var diye gelip seni tercih edecek insan olmaz yani, yani. yani oyuncu olmaz. O zaman burada Epic ne, neyle öne çıkıyor? Ee, Fortnite'tan kazandığı devasa hayvani parayla ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bir yani Fortnite bilmiyorum şu anda çok başarılı. Mesela 10 yıl sonra bu kadar para kazanan bir IP olmaya devam edebilecek mi? Bu parayı kazanmaya devam edebilecek mi 5 yıl sonra, evet. 10 yıl sonra? Epic bence oralara yatırım yapıyor. Bugüne yatırım değil Hı -hı. yani bu 5-10 yıl sonrasına yatırım. Şu anda kazandığı bu hayvani parayı böyle bir işe yatırmıyor. yatırıp aynen orada inşaata yatırmıyor diyorsun. O, evet yani. <laughs> bir nevi bir şey yani yatırım yani bu. Tabii canım bu. direkt öyle. Eee Etişak ve soksa. böyle bir param var nereye yatırıyor? Nereye Aa, harcayacağım öyle. ben bu Epi parayı de yani? Sırf, e, hakikaten chatte az evvel arkadaşlar demişti. Sırf Epic Fortnite yapmıyor sonuçta. Ellerinde koskoca motor var. E, tabii canım. E, yani Dolayısıyla diğer yayıncılarda yakın ilişkileri var. Sonuçta yıllardır var olan tabii. bir firma. Tabii. E, onu da kullanıyorlar yani. Aynen öyle. Neyse haberlerimiz evet. böyle arkadaşlar. Haberler böyle. Şimdi son bir 5-10 dakikada şeyden konuşalım. Bu hafta ne oynadık ne ettik falan ondan Hı -hı. bahsedelim. E, geçen haftanın olayı... Geçen iki haftanın bir buçuk iki haftanın olayı anthem'dı zaten. Ben bir anthem muhabbetine gireyim istiyorum. Bir iki üç dakika, çok hı hı. fazla uzatmadan. Bir oynayabildik çünkü. Evet, bu hafta daha bir oynadık. Demolar diyeyim. Demolar hı. sonucunda benim anthem'la ilgili son fikrim nedir ondan bahsetmek istiyorum. VIP demo'ya girişte sıkıntı olmuştu. VIP demo'ya. Ee, ben orada da girip biraz oynamıştım. 2-3 evet, saat oynamıştım diye bir hatırlıyorum yani en çok son. zorlayarak zorlayarak falan. Geçen hafta bağlantı sorunları herkese açık demoda bağlantı sorunları daha bir giderilmişti hı hı. ki yine yükleme ekranında takıldığım oldu. En son rüzgarla oynadık işte biliyorsun ha, son. Evet. Luutlarına bakacaktık çünkü yüklemedi oyun yani. Aynen öyle. Bu olaylar gene devam ediyor belli bir seviyede. Hı hı. E, bu işin bir tarafı oynayabildik ama olduğu kadar oynayabildik. <laughs> Buyurun. Berk Yıldızdan 101 bit geldi. İyi yayınlar efendim diyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar sevgiler efendim. Galp sizlere. Buyurun. Ee, o devam ediyor. Ee, bir taraftan da teknik tabii sıkıntısı var oyunun. Hı hı. Onu da bahsediyorduk. İşte FPS problemleri, oyun içi evet. işte efendim yüklemeler onlar bunlar. Onlar devam bunlardan. ediyor zaten. Onlar devam ediyor zaten. Bu demonun 7 haftalık işte 7-8 haftalık bir sürüm olduğunu söylemiştik bu hadi bir yama aldı diyelim ki bir üzerine bir 3-5 gün daha Hı -hı. bir hafta daha çalıştılar diyelim yani gene nereden baksan bir buçuk aylık bir şey bu demo ki gold oldu Build. oyun yani bitti aslında oldu. Evet. şimdi şöyle diyeceğim ee, yani özetle biz en son geçen hafta açık e, demoda open demoda oynadık oynayabildiğimiz Hı -hı. kadar rüzgarla falan da Hı -hı. oynadık yani işte ikili üçlü falan da oynadık yani yayında da oynadık ben en yani stronghold'ları falan da bitirdim. Stronghold'u da bitirdim. Hı hı. İşte zorda falan da oynadım ben onu bilmem ne. Bir fikir sahibi hı hı. oldum. Fikrim şu. Eee BioWare'e güvenmiyorum. Hı hı. Güvenmiyorum bak. Respawn'a güveniyorum. BioWare'e güvenmiyorum. Mass Effect'ten dolayı falan da güvenmiyorum. O güveni bende oluşturmuyor. Evet. Ya çok negatif bir şey söylemiyorum ama güvenmiyorum yani, yani öyle bir değil. şey yok en azından pozitif bir. Demo'da gördüğüm hı. neyse onun üzerine çok rahatlıkla konuşabilirim. Ee, oyun çıkmadan da ikna olmayacağım bu oyun teknik olarak sıkıntılı hı hı. şu anda ee, performans olarak sıkıntılı hem hem yükleme falan e, takılmamakama hala hı. var İşte Efendim e, oyuna girme problemi çok olmasa da e, görev e, göreve gideyim derken ana ekrana attığı da oldu falan teknik taraflarda sıkıntı var bir bir, bir kısmı bu bunlar devam ediyor Bunlar oyun çıktığında çözülecek mi bilmiyoruz Ben e, dediğim gibi çözülmeyecek veya oyunun son, bize gösterilen hali buysa bunun üzerine bunun üzerine konuşarak bunu baz alarak konuşuyorum hı hı. yani. Demo üzerine yani. Bu bir ikinci kısmı oyun looter shooter falan dedik. Ben oyun oynadığın anlarda genel olarak iyi bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum. Uçma kaçma işte combat falan biliyorsunuz onları övmüştüm. Fakat bununla birlikte oyunun bir akışa sahip olmadığını şu anda düşünüyorum. Akış Çok... derken neyi kastediyorsun Şöyle sen? şundan bahsediyorum. İşte göreve yani göreve gideceğim, görevi seçtim, forge'a gittim, yükledi, forge'da işte üst baş değiştirdim, çıktım, Hı -hı. yükledi, alete girdim, Hı, yükledi, anladım. aletten göreve anladım. gittim, yükledi falan gibi böyle bir akışı bozan koparıyor. Kopan, koparan bir şey var, bir yapı var bu çok eski arkaik bir yapı gibi geliyor bana ve bu uzun süreli oynanışta insanı koparacak bir şeymiş gibi geliyor Bu saydığım şeylerin gelişmesi lazım Hı -hı. bir kısmı bu yani daha doğrusu düzeltilmesi ve iyileştirilmesi lazım Bu da çıktığı anda olabilecek bir şey gibi gelmiyor bana değil yani bir kısmı bu ikincisi endgame content çok az şu anda duyurulan hı hı. işte görevler olacakmış 2-3 tane de stronghold olacakmış yani başka da bir şey yok gibi gözüküyor ee, sen oyunu alacaksın büyük ihtimalle işte ee, 40-50 saat oynayacaksın eğer o 40-50 saat beni tatmin eder sonrasında beklerim diyorsan belki oynanabilir ama bu dediğim teknik problemler çözülmezse onu da tavsiye etmiyorum hı hı. son sözüm şu yani Anthem ile ilgili bence şu anda para verilecek bir durumda değil Anthem evet. Öyle bir oyun değil yani. Şu an Neyse beklemekte ki. fayda var diyorsun yani. Beklemekte hatta 6 ay falan beklemekte Anladım. fayda var o, bence şu anda. End game content biraz da olsun. End game content ve teknik, teknik problemler sorunlar. çözülsün. Onların çözümlenmesi falan nereden baksam benim tahminim 6 ayı bulur. 6 ay sonra da Division 2 falan ortamlardayken ki onlar, bu Apex Apex'te başına evet. gitme durumu da olabilir, Hı -hı. olabilir. Anthem'a dönüp bakılır mı bilmiyorum. Ee, çok, var bir taraftan. De, yani, tabii o devam ediyor. Yani çok atik davranmazlarsa Anthem ölü doğmuş dahi olabilir diyorum hmm. yani. E bir de şimdi doğruya doğru. Koop doğru. oynanacak bir oyun diyorsun. Orada oynayacak adam bulamazsan da zaten patlar iş. Öyle bir şey var yani. Maalesef durum bu. Anthem'la ilgili bu. Eğer almayı düşünen varsa almasın. Bekleyin. Ya ön siparişi de geçtim. İlk gün alırım diyen varsa da Hı -hı. bence çok almasın. Yani şu anda şu anda öyle bir içerik var gibi gözükmüyor oyunda. Diyeceğim bu Anthem'la ilgili. Ee, mesela Cevap bak, dedik bu oyun çöp diye ben mesela çöp olduğuna inanmıyorum yani çöp bir oyun yok bence ortada oynanışta yani oynanış iyi diyorsun sen şey ya, olarak ama yani. işte ne ne olarak tanımına evet, bağlı tanımına bağlı Çöpü yani hı hı. Ee, mesela adam edilebilir bu. Ama, Ama işte er, erken işte abi erken olay sıkıntı o yani öyle. erken işte. Öyle. Yani de zamana ihtiyacı var yani. öyle Yani belki bir 3-4 ay belki 6, 6 ay sonra ay çıkarsalardı. Bir yıl. Ya yapmadılar yapmadılar ayrı mesele yapmadılar. Neyse Anthem tarafı böyle Anthem'ı kapıyorum. şeyi oynadık Apex oynadık işte Hı -hı. yayında da Yayından oynadık önce. bahsettik Aynı, de baya. Ben ben önünün açık olabileceğini düşünüyorum Apex'in. Çok yeni tabii yani dün bir bugünkü hakikaten. Evet evet çok ıı, şey refleksi sergileyebilirlerse. Ee, epiğin Epi refleksini sergileyebilir de efendim sürekli böyle haftalık iki İçerikler, haftalık aylık hı -hı. falan içerik güncelleme falan e, sağlayabilirlerse Apex'e bence e, Fortnite seviyesine çıkar o kadar insan oynar Onu dememekle tabii, birlikte e, şey diyorum e, tutunabilir yani hı -hı. en tutunacak Battle Royale belki bu olabilir hatta Fortnite'ın karşısında gibi geldi bana e, bu tamamen Respawn'un ve EA'in şeyine bağlı desteğine. desteğine bağlı refleksine bağlı yani ee, o arka hikayeyi ne kadar besleyecekler çünkü oradaki karakterlerin falan hepsinin bir hikayesi hmm. var yani işte onlar işte hikaye karakter hikaye filmleri işte desteklenen animasyonlar, bilmem, animasyonlar vardı öyle, var evet, zaten gibi. onlarla falan desteklenir e, arkasında dururlarsa bence yolu açık hı hı. öyle gibi geliyor tamam, görelim Bakalım ee, bana. Ee, Başka onun bir şey dışında... oynamadık galiba Başka bir şey oynamadık Yine peki. klasik Division'da shield kastmalar Division'a oynamadık shield kastık o zaten Division 2'nin şeyi geliyor Onu en son onu söyleyebiliriz Perşembe günü Perşembe günü betası açılıyor başlıyor ee, Oyunu erken sipariş etmiş olanlar ve işte oradan buradan bir yerden key Hı -hı. bulmuş olanlar ki satılıyormuş dediğimiz gibi Öyleymiş 3 dolara galiba Yarın ön yükleme yapabilir Hı -hı. olacaklar Ön yükleme yapabilecekler ee, perşembe günde oynanabilir olacak. 3 gün mü? 4 gün 11 mü? 11'ine kadar. 11 e kadar 7 Beş 11. 5 gün galiba. 5 gün mü oluyor? Sanırım 7 8 9 10 Otel 10, 10, 10. gibi oldu. 3 gün 4 gece falan. Ay, evet. evet yani on gibi oldu. Gecesini gündüzünü bilmem. işte 3 4 gün şey oynarız, oynarız yani. Bayağı da içerik var <laughs> biliyorsunuz işte programda konuştuk. Ee, önümüzdeki günlerde onunla geçer diye düşünüyorum. Benim aklıma gelenler söyleyeceklerim bunlar. Perşembe inerken başlar mı bilmiyorum. Bakalım yani açılacak mı bazen öyle gecikmeler falan filan oluyor ya ona göre konuşuruz zaten. Haberleşiriz. Niyetim oydu benim. Hı hı. Niyetim oydu. Gene ee, böyle bir yarım saatlik bir saatlik YouTube'a da bir video çıkarırız. Belki Division 2 beta nasıl hı hı. çalışıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Falan diye Düş, düşünüyordum. Bu arada end bakmadım yani. Görüntü yayınlayabiliyor ha, muyuz? Bilmiyorum. Yayınlayamıyor muyuz? Onu bilmiyorum. Gerçi, ona bakarız. Yani demo içeriğinin hepsini neredeyse ben demo diyorum. Beta içeriğinin evet. koydu millet. Ona güvendim içeride, ben de basına. zaten. Ee, muhtemelen olabilir bugünkü gibi böyle bir erken girip oynayabiliriz bir bakabiliriz gibi geliyor bana da ee, Perşembe günü de öyle Perşembe günü hatırlatmalarımı yapayım sinemaskop var biliyorsunuz Perşembe günü Haftanın sinema tv olaylarını konuşacağız True dedektif enteresan bir bölüm oldu Beşinci güzel bölüm. oldu yani Güzel bir bölüm oldu gibi o geliyor O çıkmış galiba bu arada Öyle mi başladım hmm, o da öylemiş. onu falan da konuşacağız aklınızda bulunsun Perşembe gün, cuma günde biliyorsunuz parti chat var gece nezik geceler muhabbet sohbet. Belki Apex'e bakarız, belki Division 2'ye bakarız biraz. Biraz da sohbet ederiz, hı hı. muhabbet ederiz. Cumayı da öyle geçiririz diye düşünüyorum. Şu anda bizi canlı izleyen arkadaşlar twitch.tv/pixopat adresindesiniz. Bu yayının kaydını izlemek isterseniz youtube.com/pixopat adresinde bulabilirsiniz veya Spotify üzerinden de podcast olarak dinleyebilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için, katkılarınız için. Görüşeceğiz.